ve günaydın efendim. Hepiniz ekranlarınızın başına hoş geldiniz. Çok teşekkür ediyoruz. Bugün alkış, çığlık, kıyamet, enerjimiz yerinde. Neden? Çünkü operatör doktor Gökhan Özçınar hocamız bizlerle beraber. Nasılsınız? İyiyim. Kendimi alkışlayayım dedim. Ben de sizi alkışlayayım. Teşekkür ederim. Nasılsınız? Her şey yolunda. Yolunda. Buraya gelince de farklı bir enerjiye giriyoruz. Farklı bir enerji, farklı bir kostüm giymişsiniz. Kostüm diyeceğim çünkü sizi daha önce böyle görmedik. Çok yakışmış. Teşekkür ederim. Vallahi çok yakışmış. Damatlı olmuşsunuz hocam. Çinli standart kıyafetlerden çıktım. Hani Çinliler Mao zamanında öyle giyerlerdi ya, tek tip. Harika görünüyorsunuz hocam valla. İyi ki geldiniz. Şimdi canlı yayında yine bir konuğum olacak. Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesi Cerrahi Tıp Bilimleri Bölümü öğretim üyesi, anestezyoloji ve reanimasyon uzmanı Profesör Doktor Necmettin Ünal hocamız şu anda canlı yayınımızda. Hocam nasılsınız? Hoş geldiniz yayınımıza. Çağla Hanım merhaba, iyi yayınlar diliyorum. Sizleri de son derece enerjik görüyorum. Enerji aldım sizden. Ne kadar güzel. İlk olarak ben bir konu başlıklarımızı hocam bir izleyicilerimizle paylaşmak istiyorum. İlk olarak Necmettin hocamızla Rusya, Çin, İngiltere, Amerika koronavirüs aşısında şu anda kim önde soracağız? Kasım ayı sonunda hazır hale gelebilecek mi acaba bu aşı? Hepimizin kafasındaki en önemli soru işaretlerinden bir tanesi. Aynı zamanda Rus, Alman ve Çin aşılarının 3. faz denemeleri Türkiye'de de başladı bildiğimiz üzere. Yabancı aşıların Türkiye'de denenmesinin sakıncaları var mı diye yine hocama soracağım. Bildiğiniz üzere yüz yüze eğitim başladı ama tartışmalar bitmedi. Yüz yüze eğitime kimler neden şu anda hali hazırda karşı çıkmaya devam ediyor? Çocuklarımızı güvenle acaba ilerleyen dönemlerde okula gönderebilecek miyiz soracağım. Günlük vaka sayıları gittikçe artıyor. Çözüm genel veya hafta sonlarını kapsayacak bir sokağa çıkma kısıtlaması olabilir mi diye hocama soracağım. Ardından da operatör doktor Gökhan Özçınar hocamla hava durumuna göre giyinerek ağrılarımızı nasıl azaltabiliriz? Sinir sıkışmaları hangi durumlarda felce sebep olabilir? Ellerde olan sinir sıkışmaları neden çok daha fazla tehlikeli? Neden daha fazla kadınların beli ağrıyor? Hangi bel ağrılarında mutlaka doktora gitmek gerekiyor? Konularımızın başlığı aslında. Şimdi Necmettin hocamla birlikte tablomuza bakmadan önce izleyicilerimiz merak etmiş olabilir hocam. Anestezyoloji ve reanimasyon uzmanı ne demektir? Bize biraz anlatırsanız çok seviniriz. Çağla Hanım, öncelikle bu soru için teşekkür ederim. Çünkü halkımız genelde bilmiyor. Evet. Hatta ben ilk asistanlığa başladığım zaman anestezist dediğim zaman yüzüme şaşkın şaşkın bakarlardı. Narkozitör derdim o zaman. Onu anlayanlar çıkardı. Evet. Bereket şimdi daha çok yayıldı. Anestezyoloji ve reanimasyon uzmanlığı aslında ameliyat sırasında verilen cerrahların rahat çalışması, hastanın ağrı duymaması ve o olayı hatırlamaması için yapılan uygulamaların tamamının ismi. Hı hı. Bu hem cerraha rahat çalışma şansı yaratıyor hem de hastanın konforlu olarak ve de güvenli olarak ameliyatı geçirmesini sağlıyor. Evet. Bu sırada hastanın ameliyat yapılan yeri dışındaki bütün organlarının fonksiyonları anestezi tarafından monitörize ediliyor veya o işlevler özel cihazlar vasıtasıyla anestezi kontrolünde evet. yaptırılıyor ki bunların başında suni solunum geliyor. Modern tanımlaması anestezinin ameliyat sırasında verilen yoğun bakım hizmeti olarak geçiyor. Geçen. Ama seneler içerisinde özellikle dünyadaki polio salgını sonrasında buna bir de reanimasyon eklenmiş. Evet. Avrupa'da hala yaygın kullanılıyor. Hı hı. Reanimasyonun anlamı yoğun bakım ve anestezistler 1900'lü yıllardan başından itibaren yoğun bakım işlevlerinde yürütüyorlar. Bu arada Gökhan Bey'i ilgilendireceğim ve kendisinin çok iyi bildiği başka bir konu var. Anestezistler ameliyat sırasında ağrıyı kestikleri için ameliyat dışı ağrılı şartlarda da ağrıyı kesecek uygulamalar yapıyorlar. Bunun ismi de algoloji. Dolayısıyla özetlersek anestezi uygulaması, reanimasyon veya yoğun bakım uygulaması evet. ve algoloji uygulamaları anestezistlerin temel işlevleri. Değerli bilgileriniz için çok çok teşekkür ediyoruz. Hemen dilerseniz birlikte Türkiye günlük koronavirüs tablomuza bakmaya başlayalım hocam. 23 Eylül 2020 tarihine göre yapılan test sayısı 112.102, hasta sayımız 1767, vefat sayımız maalesef 70'in üzerinde. 72 kişi hayatını maalesef kaybetti. İyileşen hasta sayımız ise 1027. Hocam giderek yükselen vaka sayıları ve maalesef kaybettiğimiz hasta sayılarımız artmakta. Şu anda yeniden pik noktasındayız diyebiliyor muyuz? Nasıl yorumluyorsunuz bu tabloyu?
Vallahi aslında burada görünenden daha fazla vakamız olduğu düşüncesindeyim ben. Bir süredir turkuaz tabloda sadece bazı hesaplamalar yapmak için takip ediyorum. Çünkü sağdan gelen bilgiler ve bazı sivil toplum örgütlerinin açıklaması asıl vaka sayılarının bunun üstünde, çok üstünde olduğu konusunda, ölüm sayılarında bununla paralel gittiği konusunda. Ama turkuaz tablo ve bu sağdan gelen bilgileri beraber değerlendirdiğimiz zaman benim şahsi fikrim, bu salgın Türkiye'de başladığından beri en yüksek vaka sayılarına ulaştığımız ve en yüksek yoğun bakım doluluk oranlarına ulaştığımız bir andayız. İstanbul'u hariç tutarak söylüyorum. Çünkü ilk pikte İstanbul'daki yoğun bakımların tamamı dolmuş ve benim anestezyolojist arkadaşlarım, meslektaşlarım ameliyathaneleri yoğun bakım haline getirmeye başlamışlardı. Şu anda en azından İstanbul'da böyle bir durum mevcut değil. Bazı illerde bunun olduğunu duyuyorum. Ama Sağlık Bakanlığı hastanelerinde yeni yeni bir sürü yoğun bakım üniteleri açıldığını da biliyorum. Yani Türkiye'deki yoğun bakım yatak sayısı inanılmaz artmış durumda. Bunun net sayılarını benim çıkarabilme şansım yok. Sağlık Bakanlığı'nın bilgi vermesi gerekiyor. Ama sonuç şu, ikinci pik bence elimde net veri yok. Birinci pikten daha büyük ve yoğun bakım yatak doluluk oranları da tama yakın seviyede. Peki baktığımız zaman bunun sebebini neye bağlıyorsunuz? Yani hastalığın seyrine mi bağlıyorsunuz veyahut da tedbirsizlikler mi diyebiliriz? Ben ondan evvel bir şey söylemek istiyorum Necmettin Hocam. Buyurun hocam. Burada bizi ikileme düşüren şey hasta sayısı ve vaka sayısı. Bunlar birbirinden farklı şeyler. Doğru. Bize hasta sayısı veriliyor. Bunlar herhalde o gün hastaneye yatırılan hastalar diye anlıyorum ben. 1767. Hayır Halbuki değil Gökhan Bey. Teşhis konulan hasta sayısı belki dediğiniz gibi 3000, 5000 olabilir mi? Şimdi şöyle bu kavram Gökhan kargaşası Bey. Mı? Şöyle çok önemli bir konuya parmak bastınız. Olay şöyle. Sağlık Bakanlığı'nın verdiği rakamlar PCR testi pozitif olan ve o gün pozitif olan hasta, daha doğrusu bir gün önce olan hastaların sayısı. Ama biz şunu biliyoruz. PCR negatif olduğu halde, yani COVID testi negatif olduğu halde klinik bulgular ve radyolojik bulgularla tedavisine başladığımız en az PCR pozitif hasta kadar hastamız var. Burada 1700 rakamı sadece o gün çıkan PCR pozitif hastayı gösteriyor. Öbüründe dahil ettiğimiz zaman PCR negatifleri bunu iki misliyle çarpmamız gerekiyor. Ancak çok önemli bir nokta, mühim olan o gün kaç hasta olduğu değil, toplumda kaç tane hastanın bulunduğu, önemli bir konunun altını çizdiniz. Şu andaki Türkiye'de turkuaz tablonun sonuçları değerlendirildiğinde Türkiye'de yaklaşık 30 bin aktif hasta olduğu görülüyor. Ancak yine Sağlık Bakanlığı'nın yaptığı bir seroprevalans çalışması var. O çalışma bize diyor ki bu rakamı 10'la çarpın diyor. Yani 300 bin hasta olmuş oluyor aktif hasta. Ama biz bir şey daha biliyoruz. PCR negatif hasta sayısı da en az bu kadar. Yani şu anda ortalıkta en az 600 bin tane hasta dolaşıyor. Ve bu 600 bin hastanın Amerika'dan gelen istatistikleri göz önüne alırsak %75'inde hiçbir belirti yok. Evet. PCR testi de yapılmamış vesaire ya da yapılmış belirti yok. Yani ortalıkta 400-450 bin tane hiçbir belirti göstermeden Çağla Hanım'ın ekibine girmiş insanlar dolaşıyor. Evet. Benim yoğun bakımımda çalışan ya da sinemada, tiyatro ya da alışveriş merkezinde dolaşan insanlar var. Ve bu virüsle ilgili son gelen bilgiler de şöyle. Konuştuğumuz zaman bile etrafa saçtığımız virüsler ortamda asılı kalıyor. Yani ben burada odamda bağıra çağıra konuşuyorum, hapşırıyorum, öksürüyorum. Kimse yok odada. Çıkıyorum, personelim burayı temizlemeye girdiği zaman şayet bende COVID varsa personelim de COVID olabilir. Personelinizde maske varsa diye sorayım. Personelimde maske varsa, özellikle de ben burada hapşırırken, öksürürken maske taksıysam bunu çok büyük oranda engelleme şansına sahip oluyoruz. Yapmamız gereken bu zaten Çağla Hanım. Maske takmak, evet. Ellerimizi suyla sabunla yıkamak, sosyal mesafeyi korumak
ve mümkün olduğu kadar kalabalığa girmemek. Evet, havada asılı kaldığını bilme ve bunu düşünme fikri pek iyi gelmedi tabii bize. Önceden düşüyor, ağır deniyordu. Ağırdı, yere düşüyor, havada çok fazla asılı kalmıyor, rüzgarla sağa sola savrulmuyor diye bilgiler vardı kafamızda. Ama bir oda eğer söz konusuysa burada havada asılı kalma süresinin olduğunu söylüyorsunuz hocam. Şimdi Dünya evet. Sağlık Örgütü'nden de enteresan bir açıklama geldi. Dünyada koronavirüs depremi. Hocam minicik haberi okuyacağım, sonra yorumunuzu rica edeceğim. Dünya Sağlık Örgütü 20 Eylül'de sona eren hafta boyunca dünya genelinde 1.998.897 yeni koronavirüs vakasının kaydedildiğini söyledi. Neredeyse 2 milyona yaklaşan bu sayının salgının başlangıcından bu yana tek bir hafta içinde bildirilen en yüksek vaka sayısı olduğunu bildirdi. Biraz önce sormuştum, hemen bu haberin üzerine sorumu da yenileyebilirim. Bu vaka sayısının son haftada en çok görülmesinin sebebi, en fazla vaka görülmesinin sebebi hastalığın seyri mi yoksa tedbirsizlik mi? Bunu hastalığın seyriyle açıklamak kolayca bir yol olur. Bence asıl olay Haziran ayından itibaren dünyanın tüm ülkelerinde başlatılan, İsveç'i hariç tutuyorum, açılma politikaları. Bu açılma politikaları ve rakamların halka yansıtılmasındaki konservatif davranış, bu tüm ülkeler için geçerli aslında, hem ilişkilerimizi, yakın temasımızı arttırdı, hem de halkın bunu çok da önemsememesi ile sonuçlandı. Ve dünyanın her ülkesinde şu anda birkaç ülke hariç artış ciddi olarak devam etmekte ve biraz önce telaffuz ettiğiniz rakamlara çıkıldı. Bu yani Türkiye'nin sorunu değil, sadece dünyanın her ülkesinin sorunu. Doğru. Global bir sorun ve bir şeyi unutmamamız gerekiyor Çağla Hanım. Diyelim ki biz Türkiye'de değişik önlemler aldık. Devlet büyük kısıtlamalar getirdi. Bir ay sonra vaka sayısını sıfıra indirdik. Diyelim ki. Bir anlamı yok. Hiçbir anlamı yok. Globalizasyon var çünkü. Doğru. Yarın Rusya'dan, tabii, Amerika'dan, Çin'den birileri gelecek ve bize bu hastalığı yine taşıyacak. Evet. Ve eldeki bilgiler şu ki aynı hastalığı bir daha geçiren hastalar var. Çok sık olmamakla birlikte bu örnekler çıkmaya başladı. Bu da bağışıklığın gelişmesiyle ilgili soruları inanılmaz ölçüde arttırıyor. Evet. Dolayısıyla tek çare var. Herkes kendini koruyacak. Bunun başka yolu yok. Devletler de elden geldiğince sıkı tedbirler alıp bunun uygulanmasını takip edecek. Ama bu sıkı tedbirler derken her yeri 2 sene kapatma gibi bir olasılığı hiçbir ülkenin yok. Evet. Az önce dediniz ya hani bağışıklık kazanacak diye. Peki kendi kendimize bağışıklık kazanma konusunda neler söyleyebilirsiniz bize? Herkesin kendi kendine bağışıklık kazanması toplumun mümkün mü mesela? Sürü bağışıklığından bahsediyorsunuz. Evet. Bunun için en iyi test tüpü aslında İsveç. İsveç biliyorsunuz bu iş başladığından beri majör önlemler almadı kesinlikle. Büyük önlemler almadı. Sadece halkına tavsiyelerde bulundu ve sürü bağışıklığı politikasını izledi. Evet. Şu anda İsveç'te günlük 250-300 tane vaka çıkıyor resmi rakamlara göre. Bunun altını çiziyorum. 10 milyonluk ülkede 250 vaka çıkması, Türkiye ile özdeşleştirin 2000-3000 vaka, 2500 vaka çıkıyor demek. Ve ölüm oranları da dünyada en yüksek olan ülkelerden birisi. Evet. Demek ki bu sürü bağışıklığı olayı işlemiyor. İşlemiyor demek oluyor bu. Şimdi hocam siz Ankara'dasınız. Ankara tabii son günlerde vaka sayı artışıyla alakalı çok fazla konuştu. Önce valimizin açıklamasına bakalım, sonra sizin yorumunuzu rica edeceğim. Ankara Valisi Vasip Şahin, başkentteki koronavirüs vakalarına ilişkin son bir haftadaki gelişmelere göre Ankara'da vaka artış hızımız yavaşladı dedi. Göstermiş olduğumuz duyarlılık sahaya olumlu olarak yansıyor. Biraz daha fedakarlık yapacağız, biraz daha sabredeceğiz dedi. Ankara'daki son durumu sizden dinleyelim. Sabredeceğiz tabii. Hocam şunu sormak istiyorum Necmet'ciğim. Nereye kadar sabredeceğiz? Hani demin de dediniz ya, açılım oldu, açılım yüzünden de vaka sayıları arttı. Evet. Açılım yapmasaydık ne kadar yapmayacaktık? Evet. Hadi 6 ay, 1 yıl, 2 yıl açılım yapmadık. Herkes evinde oturdu. Nereye kadar sabredeceğiz aslında, her yerin kafasındaki soru işareti. Tamam sabredelim yani ama şekilde, nereye kadar? Bir şekilde bu sürü bağışıklığına girmeyecek miyiz? Girmeyecek miyiz ister istemez mi? Şimdi şöyle Gökhan Bey, aslında sorduğunuz soru doktor olarak değil,
genel halk olarak hakikaten sorulması gereken ve doğru bir soru. Çünkü bu bu pandeminin, epideminin ne kadar süreceği konusunda hiçbir fikrimiz yok. Bunun durması için 3 tane sebep var. Birincisi, hakikaten etkili bir tedavi bulunacak. Bu şu anda elimizde yok. Yakın bir tarihte olacağını da zannetmiyoruz. Kullandığımız ilaçlar işte az buçuk etkili olduğunu düşündüğümüz ilaçlar. İkincisi, aşı bulunması. Aşıyla ilgili dünyada 200'e yakın çalışma gidiyor. Bunların 38'i klinik fazda ve 9 tanesi faz 3 aşamasında. Ama bu çalışmalar çok iyi gidiyor ama daha bitmedi. Bitsin bakalım. Uygulanabilecek mi bir? İki, uygulandıktan sonra bağışıklık hakikaten yaratacak mı ve kaç ay sürecek? Onu da bilmiyoruz. Üçüncü şık ise virüsün bu insanlara yeterince çektirdim, ben artık duruyorum dediği mutasyonun olması. Mutasyon noktası. Şu ana kadar ama öyle bir mutasyona uğradığı ile ilgili elimizde bir bilgi yok anladığımız kadarıyla. Uğramaya da bilir herhalde. Bir haftada 2 milyon vaka çıktı dünyada. En azından olumlu bir mutasyona uğramadı. Hayır, biz hep iyi yönde mutasyona uğraması, artık bizi terk etmesi anlamında bir kafamızda mutasyonla ilgili bir tablo var. Çağla Hanım, iki olasılık var ama. Ya kötü mutasyona uğrarsa? İşte biz onu bilmiyoruz. Bile istemiyoruz. Biraz ben önce de istemiyorum. Etkili bir tedavi yok dediniz. Aşı ve ilaç çalışmaları ile ilgili yine son durumu çok detaylı şekilde sizlerle konuşuyor olacağız. Bir haberimiz var hocam. Biliyorsunuz sağlık çalışanlarına şiddet uygulanan görüntüleri biz de birkaç gündür ekranlarımızdan izleyicilerimizle paylaşıyoruz. Keçiören Eğitim Araştırma Hastanesi'nde sağlık çalışanlarına yönelik şiddete ilişkin soruşturmada gözaltına alınan 5 şüpheliden ikisi tutuklandı. Siz bu şiddetle ilgili sağlık çalışanlarımıza uygulanan şiddetle ilgili neler söyleyeceksiniz? Nefretle kınıyorum. Nefretle kınıyorum. Evet. Sağlık çalışanları, bakın şu anda Türkiye'de sağlık çalışanları perişan durumda. Evet. Gevşek çalışma şu bu, hiçbir sağlık çalışanlarına uygulanabilecek bir şey değil. Bu tür olaylarda emniyette, askeriyede, sağlıkta gevşek çalışma diye bir şey olamaz ve çalışmıyoruz. Ve neye rağmen çalışmıyoruz? Çalışma özellikle COVID ile alakalı tüm branşlarda, diğer branşlar da buna yardımcı oluyorlar bu arada. Dermatoloji asistanı COVID servisinde nöbet tutuyor. Fizik tedavi asistanı COVID servisinde nöbet tutuyor. Ve herkesin iş yükü çok artmış. Gereğinden fazla çalışırken ve hastalık riskiyle karşı karşıyayken hastalığını evine, çoluğuna, çocuğuna götürüp bulaştırma riskiyle karşı karşıyayken bu yapılan uygulamaları kabul edebilmek mümkün değil. Ama ben burada uzun vadeli yanlışlıkları sorumlu tutuyorum. Uzun vadeli yanlışlıklar ne? Bu bir tek hekimler için geçerli değil. Tüm meslek grupları için geçerli. Biz mesleklerin şahsiyetlerini, değerlerini ve saygınlıklarını korumak mecburiyetindeyiz. Her zaman bunların saygınlığını yere düşürücü, detayını bilmeden eleştirisel yaklaşımlarla bulunursak, ki burada iki yer çok önemli. Birisi siyasetçiler çok önemli. İkincisi ise medya çok önemli. Her mesleğin saygınlığını teslim etmediğimiz takdirde bu tür olaylar devam etmeye devam edecektir yani. Ve ikinci alternatif, bu genel politikanın dışında bu tür suçlara tevessül edenlerin çok ağır cezalandırıldığı, hukuki değişiklikler yapılmadığı takdirde veya var olan hukuki kurallar hafifletme gerekçesiyle reel anlamda uygulanmadığı sürece bu devam edecektir. Bir şeyi unutmayın Çağla Hanım. Sağlık personelinin sayısı sürekli azalıyor. Bir, istekleri azalıyor. İki, bir de saldırıya uğruyorlar. Üç, bu şartlar altında yarın özellikle sonbaharda COVID vakalarının sayısı arttığı zaman halkımız doktor ya da sağlık personeli bulamazsa önce dönsün kendisini sorgulasın. Doğru, doğru. Kesinlikle haklısınız hocam. Gökhan hocam, siz neler söyleyeceksiniz? Ya ben de bu konuya çok hassasım. Şimdi bir kere şöyle bir şey var. Biz tıp fakültesini bitirdiğimizde yemin ediyoruz.
Biz ola ki asker polis olsaydık bu vatan için canımızı gözümüzü kırpmadan vereceğimize and içerim diye bir yemin ederek mesleğe başlayacaktık. Biz dil, din, cins, ırk ayırmaksızın insanların hepsinin hekime ihtiyacı olduğunda onları iyileştirmek için elimden geleni yapacağım diye bir ant içiyoruz. Öldürmemeye ant içiyoruz. Evet. Biz ölmeye gelmedik. Evet. Biz bu mesleği öğrendik ama ölmeye gelmedik. Şimdi bu sağlık ordusu çok ciddi bir savaşın içerisinde savaşıyor. Olayı şöyle düşünelim. Bu savaş askerle ilgili bir savaş olsaydı, bizim ordumuz cephede savaşıyor olsaydı ve bu arada oradaki bir askerimize bir şey olsaydı, o askerin 7 sülalesi gelip bizim oradaki diğer askerleri dövmeye kalkar mı? Yani bu çocuklar da oralarda savaşıyor. Ya bazen dün Sağlık Bakanı'nın oradaki mağdur olmuş kişilerle sohbetini dinledim. Ölü duhul diye bir şey vardır acile. Yani hasta ölmüş ve acile girmiştir. Evet, ama 30 saniye önce ölmüştür, 1 dakika önce ölmüştür. Ölmüş bile olsa acilde her şey havada uçuşur. Herkes elinden gelen o kalbi yeniden canlandırma, işte bu reanimasyon, işte bu yoğun bakım hizmetleri, işte kanamayı durdurma, şunu etme, elinden bunu etme. Gelen her şey elden yapılır. Gelen her şey yapılır ama buna rağmen hani kurtarılamayan insanlar olur. Şimdi Necmettin Hoca'yı görüyoruz. Burada bir sürü hekim arkadaşlarımız size gelip konuk oluyor, gidiyor. Bunların herhangi birisinin yaptığı işi savsaklayacak tipi var mı? Bunların yani o çocuklar orada tavla oynarken o hasta orada da ölse bir haklılık payı oluyor. O çocuklar zaten elinden gelen fazlasını, çabayı, çırpınmayı fazlasını gösteriyor. Ve biz vurana gitmiyoruz. Onu kurtarmak için çabalayanları burada dağıtmaya çalışıyoruz. Dağıtmaya kalkan kim? Bir takım yani beynin korteks kısmı dediğimiz modern insana özgü bilgi birikimi eksik olan insanlar. Niye? Okumamış, görmemiş, kahvede oturmuş, orada işte sokakta haylazlık yapmış. İşi gelince kapatmış. Şimdi girselerdi o içeriye, evet, evet, oradaki doğru. Üç kişiyi dövselerdi, kırsalardı. Evet. Can gelecek miydi? Yani tabii ki geri gelmeyecekti. O acıyı da tabii ki anlıyoruz ya, ama şiddetin şey. Her türlüsüne ve herkese karşı, hele ki böyle kritik bir dönemde sağlık çalışanlarına karşıyız. Aynı zamanda gördüğünüz gibi iki kişi zaten tutuklandı. Cezasız kalmayacak. Yani, Sağlık Bakanımız dur sağlık bakalım. Çalışanlarını biz bunları hep gördük. Ziyaret etti. Aynı zamanda o gencimizi kaybeden kişinin ailesi Allah rahmet de eylesin, sağlık çalışanlarından özür diledi. Evet. İnşallah son olsun. Ama bunu halkımız şöyle bilmeli. Biz kana kan, cana can çalışanı değiliz. Biz cana can katmaya çalışan ama evet, katamadığımız zaman da olan canına karşılık ben de senin canını alırım denilecek kişiler değiliz. Evet. Biz bu hastadan bir sonra gelecek bir başka hasta için evet. Gene deli gibi çaba ve biz çabalayacağız. Evet. Ben olmasam yok bu işi doğru. Yapacak kişi. Necmettin Hoca orada olmasa bunu yapacak hocam. Bir diğer hani tamam bunu yok edelim. Evet. Yok öyle bir şey. Anlatabiliyor muyum? Evet hocam. Bununla ilgili iyi bir haber verebilirim size. Buyurun hocam. Çok hoşuma gitti. Dün çıktı. Belki hatırlayacaksınız, İzmir'de bir hekimin boğazını jiletle kesen birisi vardı. Doğru. Dün onun cezası verildi. İyi hal gözetilmeksizin 20 yıl hapis cezasına çarptırıldı. Bu ve bunun gibi örnekler arttığı takdirde bu işe tevessül etmeye evet. Kalkanların önlenebileceğini zannediyorum. Ama bundan önce yapılması gereken şey, her mesleğin saygınlığını geri evet. iade etmek. Bunu bir tek sağlıkçılar için söylemiyorum. Mühendisi için, televizyoncusu için, çöp temizleyen kişi için bile kesinlikle, bunun kesinlikle. Saygınlığını iade etmemiz gerekiyor. Kesinlikle. Toplumsal bu saygı bilincinde olmamız gerekiyor ki zaten bu cezaların ertelenmeyeceği de geçen sene çıkan bir kararla onaylanmıştı hocam eğer hatırlayacaksınız. Biraz önce dediniz ki virüs havada asılı kalıyor. Hemen arkadaşlarım dün çıkan bir haberi sizlere okumamı istedi. Çünkü önemli bir haber. Acaba bu noktada işe yarayabilir mi? Koronavirüsü 7 dakikada yok eden cihaz. Kolombiya Üniversitesi ve Japon bir şirketin işbirliğiyle üretilen cihaz 254 nanometre dalga boyunda UV yayan geleneksel cihazların aksine insana zararsız 222 nanometrelik UV yayıyor. Devam edeceğim hocam. Tavana asılan cihaz 2,5 metre mesafeden havadaki virüs ve bakterilerin %99'unu 7 dakikada etkisiz hale getiriyor. Aynı zamanda insanlara zarar vermeyen cihaz yüksek riskli otobüs, tren, asansör ve ofis ortamlarının dezenfekte edilmesinde de kullanılacak. Nasıl bir bağdaştırma yapabiliriz? Eğer böyle bir cihaz evet. varsa bu havada asılı kalma durumunu bertaraf edebilir miyiz? En azından kapalı ortamlarda, toplu taşıma araçlarında.
Şimdi bugüne kadar biz ultraviyole cihazlarını kullanıyorduk. Ameliyathanelerin, yoğun bakımların sterilizasyonu, en azından sanitizasyonu. Sanitizasyon nedir hocam? Mikropların yok edilmesi değil, sayılarının çok azaltılması için. Dedi, evet. Ancak bugüne kadar kullandığımız ultraviyole dalgalarının dalga boyu 276 nanometreydi. Bu ise insanın gözlerine ve cildine zarar verdiği için canlı bulunan ortamda evet, kullanılamıyordu. Ağırlıklı olarak Kolombiya Üniversitesi'nin ve bir tane de uluslararası dev bir firmanın da katılımı var bunda. Çalışmaları sonucunda 256 nanometrelik dalga boyundaki ultraviyolenin insanlara zarar vermeden 276 nanometreye göre biraz daha uzun zamanda mikropları öldürdüğü, bunların arasında virüsler ve koronavirüsler de var, öldürdüğü şeklinde sonuçlar çıktı. Şayet bu teyit edilirse ve insana zararlı olmadığı, canlıya zararlı olmadığı teyit edilirse, çünkü bunun daha uzun süreli çalışma sonuçları tabii, maalesef mevcut değil. Hı hı. Bu sağlandığı takdirde hakikaten büyük kolaylık sağlar. Odalarımıza hepimiz bir tane ultraviyole 250 nanometre koyarız. Bütün elbiselerimizi onun olduğu özel bantlardan geçiririz ve hayatımız oldukça kolay hale gelir. Harika, inşallah diyelim. Böyle güzel haberler almaya devam edelim bu dönemlerde. Hocam, aşı çalışmaları ile ilgili hem Türkiye'de hem de dünyadaki aşı çalışmaları ile ilgili, şu anda 3. fazda olan denenen aşı çalışmaları ile ilgili şu anda mevcut ortaya çıkan yan etkiler var mı? Sizden bir dinleyelim. Şimdi öncelikle kaç tane aşı çalışması var? Onun üstünden gitmemiz lazım. Dünya Sağlık Örgütü'nün 22 Eylül'deki rakamlarına göre. Yalnız bu rakamlarla ilgili bir şey söyleyeyim. Bunu yanlış yorumluyorlar. Bu rakamlar ne? Siz Çağlaş İken olarak evet, Dünya Sağlık Örgütü'nü arıyorsunuz. Diyorsunuz ki ben Fox TV'de aşı çalışması başlattım. Şu nitelikte bir aşı çalışmasıdır. Çalışmalarımız hayvan deneyi düzeyinde yapılacak diye bilgi veriyorsunuz. Hemen o listeye Çağlaş İken'in ismi giriyor. Çağlaş İken Fox TV'de şöyle bir araştırma yapıyor diye. Evet. Bu liste o nitelikte bir liste. Anladım. Bu listeye göre şu anda 149 tane preklinik araştırma var. Bu 22 Eylül rakamları. 38 tane de klinik araştırma var. Bu 38 klinik araştırmadan 9'u ise faz 3 dediğimiz en son faz insanlar üzerinde deneme yapılıyor. Deneme yapılan bu aşılardan 4 tanesi Çin kaynaklı, 2 tanesi Amerika Birleşik Devletleri kaynaklı, 1 tanesi Alman, 1 tanesi Rus, 1 tanesi İngiltere. Ve dün Putin bir açıklama yaptı. Bir aşıya daha faz 3'e başlayacakları konusunda bu durumda 10 oluyor. Ama dediğim gibi bu sadece liste. Bunun nasıl bir metodoloji izlediği ve nasıl olacağı konusunda detaylı bilgi yok. Ancak bu aşıların hepsi de birbirinden farklı yöntemlerle bu işi yapıyorlar. Ne yapıyorlar? Bir kısmı şey yapıyor, koronavirüsü alıyor, etkisini azaltıyor, aşı olarak veriyor. Bir kısmı koronavirüsü alıyor, öldürüyor, ölüsünü veriyor. Bir kısmı koronavirüsün bir proteinini alıyor, zararsız ve çoğalmayan bir virüsün üstüne koyup size veriyor. Evet. Bir kısmı genetik materyalinin DNA ve RNA'sını alıp size veriyor. Şimdi bunların hepsi olası yöntemler. Ancak bunların bu yöntemlerin sonucuna baktığımızda hocam, kimisi Kasım ayının sonuna hazır diyor. Cumhurbaşkanımız da bununla ilgili açıklamalar yaptı. 2021'in başında gelebilir, sonrasında öncelikli kişiler olduktan sonra yaza doğru vatandaşlarımıza yapılabilir diye. Siz şu anda tahmini olarak aşının bulunması ile ilgili bir tarihi öngörebiliyor musunuz? Çağla Hanım, aşı bulundu. En azından 9 tanesi bulundu, belki 150 tanesi bulundu ama klinik olarak uygulanabilir olup olmadığı araştırılıyor. Moderna, Oxford, Alman aşıları bu yılın sonuna kadar çalışma sonuçlarının ön raporlarını hazırlamış olacaklar ve pandemi nedeniyle üretime geçeceklerini söylediler. Ancak bunların
kitlesel 6-7 milyar insana yetecek şekilde, ki bunların bir kısmı iki doz uygulanıyor, 14 milyar aşı yapmanız gerekiyor. Kitlesel olarak yapılması, dağıtılması ve ekonomik olarak karşılanmasının bunun bedelinin o kadar hızlı olabileceği kanaatinde değilim. Hocam siz benim o yüzden mi kurtulmanın tek yolu milli aşı diyorsunuz? Tabii ki. Yani şimdi bir şey söyleyeceğim Çağla Hanım. Siz Türkiye'de hani başvurdunuz ya biraz önce aşıya. Evet. Dünya Sağlık Örgütü'ne. Evet. Aşıyı ürettiniz. Evet. Aşı da son derece başarılı oldu. Siz bunu ürettiğiniz zaman tabii ki dünyaya verirsiniz ama çoğunu nereye verirsiniz? Öncelikli olarak. İçeri. Önce kendi ülkenize kendi verirsiniz. Kendi ülkenize veririz tabii ki. Ondan sonra iyi ilişkiler içerisinde olduğunuz ülkelere verirsiniz. Evet. Sonra iyi para veren ülkelere verirsiniz. Doğru mu? Doğru hocam. O zaman bu aşı bize 2021'in başında bence gelemez. 2021'in sonunda gelirse ne mutlu bize. Onun için korunma önlemlerini ve tedbirleri maksimum seviyede devam ettirmek zorundayız. Şu an dünyadan gelen ve 3. fazda olan en son Hacettepe Üniversitesi'ne denenen bir aşının yan etkileriyle ilgili elimizde bilgiler var mı hocam? Gözlemlenen şey mi var? İngiltere çalışmasından bahsediyorsunuz. Evet hocam. Evet, orada bir vakada transvers miyelit oldu. Ancak vakayı incelediler. İnceleme yani sonucunda bu hastada aşıdan bağımsız olarak multiple skleroz denilen bir hastalık olduğunu tespit ettiler. Görülen komplikasyonun aşıya bağlı olmadığını, bu hastalığın bir sonucu olduğunu belirlediler. Hı. Ve yola devam etme kararı aldılar. Ancak bu vakanın detayları açısından basını ve halkı bilgilendirmediler. Açıklık politikası olmadığı zaman her zaman dedikodu sistemi çalışır ve basında, yabancı basında yayınlanan bir habere göre buna benzer bir vakada olduğu konusunda dedikodular var. Evet. Peki Türkiye'de Hacettepe Üniversitesi'nde ilk uygulanan aşının yan etkileriyle alakalı bir açıklama yapıldı hocam. 20 sağlık çalışanına uygulanmıştı biliyorsunuz. Profesör Doktor Murat Gökhava aradan geçen 5 günde ciddi bir yan etkiyle karşılaşmadıkları açıklamasını da yapmış kendisi. Tabii ki Murat Hoca çok değerli bir bilim adamıdır. Süreç içerisinde başka açıklamalar mutlaka yapacaktır. Uygulanan kişi sayısı sadece 20 ve bu tür çalışmalarda hastalar senelerce takip edilir. O senelerin sonunda çıkan rakamlara göre bu aşının yan etkisi olup olmayacağı daha net söylenir. Evet. İlk 3-5 günde yan etkisinin olmaması önümüzdeki bir ay içerisinde ya da 6 ay içerisinde olmayacağı anlamına gelmez. Ama bunu aşı çalışmalarını bloke etmek için söylemiyorum. Aşılarda denek olmamız gerekiyor. Evet. Hangi aşıda olacağım? Siz de hocam gönüllü denek olduğunuzu açıkladınız değil mi? Evet evet. Olamadım daha. Çağla Hanım olamadım. Nasıl olamadım? Çünkü bunun için bir başvuruda bulunuyorsunuz. Ben Alman aşısına, Amerikan ortak aşısına başvurdum. Evet. Başvuruyorsunuz. Sizi uygun görürlerse olarak alıyorlar. Denek olarak aldıktan sonra da aşıyı olacağınızın garantisi yok. Almanya'dan şişeler geliyor. Üstünde 1-3-5 yüzlerce şişe geliyor. Onlardan birini alıp size enjekte ediyorlar. İçinde su da olabilir, aşı da olabilir. Yani biraz riskli bir karar değil mi hocam o zaman bu? En fazla bana bir su enjekte edilmiş olur ve 2 sene boyunca kan örneği veririm, bilmem ne veririm. Ama sonuçta bu aşıların çıkmasından başka ve buna katkıda bulunmaktan başka çaremiz yok. Artı bu çalışmanın metodolojisini ben açtım, okudum. Bugüne kadar yapılan her şey çok detaylı olarak rapor edilmiş durumda. Bugüne kadar yan etki potansiyeli oldukça az ve ben bir şans yakalayacağımı düşünüyorum. Beni seçerlerse %50 olasılıkla bu aşının bir faydası varsa ondan faydalanmış olacağım. Sağlık çalışanı ruhu olması herhalde böyle bir şey değil mi hocam? Aynen. Ben de hocama bir soru sormak istiyorum. Şimdi Alman aşısı, İngiliz aşısı, işte Rus aşısı. Bunlar geliyor mesela, gene vatandaş sorusu hocam bu. Bizim ülkemizde deneklerde kullanılıyor. Hep bizim ülkemizdeki deneklerde mi kullanılıyor? Niye Almanya'da, Amerika'da denemiyorlar? Yok yok yok. Bakın.
şey bu Alman aşısı için söyleyeyim. AstraZeneca, pardon, firma ismi söylemeyeyim. İngilizce ülkeleri söylememin de sebebi firma ismi telaffuz etmemeye çalışmak. Evet. Bunlar da Amerika'daki, İngiltere'deki ve Almanya'daki aşılarda 30 bin kişiye uygulanacak. Alman aşısı için söyleyeyim, bu Amerika'da da uygulanacak, Almanya'da da uygulanacak ve 30 bin kişiden sadece biri Türkiye'ye verildi. Ve sorunuz, niye sorduğunuzu biliyorum, çok teşekkür ediyorum. Bu aşıyı Türkiye'de uyguladığımız zaman bir tane deneye şunu kazanacağız. Bir, bu coğrafyada yaşayan insanların genetik yapısına göre bu aşıya cevaplılıkta bir farklılık var mı? Daha da iyi olabilir, daha da kötü olabilir. Bir, bu var mı? Bunu anlayacağız. İkincisi, bu deneye katıldığımız için Almanya'da o aşıyı üreten firma Türkiye'ye aşı verme konusunda öncelik yaratacak. Üçüncü faktör ise, ben bunu temenni ediyorum tabii ki, belki de diğer ülkelere satılandan daha ucuza Türkiye'ye satılacak. Bu avantajları göz ardı etmememiz gerekiyor. Bir şartla ama, yapılan aşının, kullanılan aşının metodolojik olarak, bilimsel metodoloji açısından, etik olarak ve şeffaflık olarak tamamen ortaya konulmuş olması ve bu kriterlere uygun olması şartıyla. Yoksa hep Çağla Hanım üzerinden gidiyoruz. Çağla Hanım'ın aşısını kullanmamız için bayağı zorlanırız diye düşünüyorum. Peki. Hocam, az önce bir cümle kurmuştunuz. Onun üzerine ilaç çalışmalarını da soracağım. Etkili bir tedavi yok dediniz. Şu anda ilaç çalışmaları peki ne durumda? Vallahi ilaç çalışmaları biraz daha zor durumda. Şu anda burada yapılan tedaviler şu. Daha Çağla Hanım, geçen gün elime bir kitap geçti. Bir gastroenteroloji, onu söyleyeyim. Çok ilginç geldi bana, onun için söylüyorum. Sene 1915'te yayınlanmış, Osmanlı zamanının son senelerinde yayınlanmış Osmanlıca bir kitap. Bunu bana bir hiç tanımadığım, yeni tanıdığım bir gastroenterolog arkadaşım verdi ve kitabı vermedi. İlk sayfasının ve birkaç sayfasının resmini yolladı. Kitap ne biliyor musunuz? Hı. İspanyol gribi sırasında ne tedavi uygulandığı konusunda. Kitabın kapağında bu yazılıyor. Evet. İlyas Hoca var, enfeksiyon hastalıkları uzmanı. O da Osmanlıca biliyormuş. Bana tercüme edip yolladı kitabın sayfasını. İç sayfaları bende yok. Ama o Osmanlıca bilen gastroenterolog arkadaşım şunu söyledi. 1915 yılında İspanyol gribinde Osmanlı'da kullanılması önerilen ilaçlar sıtma ilacı ve aspirinmiş. Biz hala aynısını kullanmaya devam ediyoruz diyebiliriz. Elimizde bu virüse %100 etkili olduğunu, bunu öldürür boğar dediğimiz tek ilaç yok. Evet. Bununla ilgili tabii ki çok çalışma var. Evet, mutlaka. Ama bu mutlaka çalışmaların realize olması seneler alacak. Evet, bunun da farkına varmalıyız diyor hocamız. Kısa bir ara vereceğiz. Aradan sonra yüz yüze eğitimle ilgili yorumlarınızı alacağım. Aynı zamanda hep konuşuyoruz, sosyal mesafe, hijyen, maske çok çok önemli. Bunlara bir de siperlik eklenmişti. Ancak plastik siperlikler koronavirüse karşı etkisiz haberimizde de az sonra karşınızda olacağız. Minicik ara, aradan sonra buradayız. Evet, Çağla ile yeni bir gün devam ediyor. Operatör Doktor Gökhan Özçınar hocam ve Profesör Doktor Necmettin Ünal hocam şu anda canlı yayınımızda. Hocam, az sonra okulların açılması ile ilgili yorumunuzu alacağım. Plastik siperliklerle ilgili yeni gelen haberimizi sizlerle paylaşacağım ama minicik sizleri dinlendiriyor olacağım. Bir mutfağa geçmek istiyorum sevgili Gülenay'ın yanına. Evet. Hemen ilk tarifimize başlayalım istiyorum. Ne hemen yapıyoruz? Böyle araya tatlı tatlı bir tarif evet, biraz ekleyelim. Da peki. Evet, böyle armutlu ve bademli bir börek yapacağız. Tatlı bir börek yapacağız. Güzel. Böyle kestiğimiz baklavalık yufkalarımız, dilimlediğimiz armutlarımız bu her zamanki gibi çok pratik. Badem kolay. Ve badem. Armutumuz evet. Var. Çok güzel. Böyle 2 yemek kaşığı kadar toz şekerle harmanlıyorum. Hı-hı. Şöyle karıştırayım. Güzel. Daha sonrasında buradan. Allah bilir bu kadardır. Bu kadar. Buradan böyle bir parça buraya iç harcımı koyacağım. Sonra klasik
böyle döndürü döndürü hepimizin de evde evet üçgen üçgen ne şeklinde sarıcağım. Ne kadar basit yani, gerçekten pratik bir daha üzerine tanımıyorum yani. Sarıcağım ve bunları bu şekilde fırınlayacağım 180 derecede. Zaten böyle 8-10 dakika içerisinde pişmiş olacak. Çıktıktan sonrasında da üzerine birazcık pudra şekeri şöyle serpeceğim. Evet, sadece bir görsellik için. Hemen böyle sıcak, ılık bir şekilde çayın yanında yenilebilecek efsane güzel bir tat tarifi. Badem yoksa fındık koyun, fındık hepsi yoksa olur, fıstık ceviz koyun olur gibi. Bir tane sadece daha badem de olur tabii. Çok basit, pratik ve aynı zamanda da lezzetli. Evet, bir şey gerçekten çok görünüyor. Lezzetli. Armut yerine elma ile yapılabilir, şeftali ile yapılabilir. Hepsi. Ay, muzlu sarayla mı? Evet, o da olur. Şey, pardon, o da olur. Bu şekilde sardık. Çok güzel. Vallahi ellerine sağlık. Kaç dakika pişecek demiştin fırında? 8-10 dakika arasında yeterli oluyor. Fırında ayarına göre değişiyor ama 180 derecede pişecek. Üzeri tamam. Kızardığı zaman direkt alınması yeterli olur. Çok güzel. Az sonra da patates evet, topları. Evet, az sonra yapıyor da patates topları çok merak ediyorum. Az sonra yine birlikte tamamdır olacağız. Ama hemen tekrar hocalarıma dönmek istiyorum ve plastik siperliklerle ilgili haberimizi okuyorum. Japonya'nın Kobe kentinde bulunan Diken Hesaplamaları Bilim Merkezi'nde yapılan araştırmada koronavirüse karşı yaygın olarak kullanılan plastik yüz siperliklerinin etkisiz olduğu ifade edildi. Siperlikler üzerinde yapılan bilgisayar hesaplamalarında havadaki 5 mikrometreden küçük damlacıkların neredeyse %100'ünün siperliklere rağmen yayıldığı ortaya çıktı. Koruma yöntemlerinden birisi olarak siperliği sıkça kullanıldığını görüyoruz. Maske yoksa siperlik hiç işe yaramıyor mu o zaman hocam dersiniz? Yorumlarınızı rica edeceğim. Şimdi ben bu yayını okumadım Kobe Üniversitesi'nde ya da İsviçre'den ama bazı otellerde evet gerçekleşen bir olay var. Onun raporunu okudum ya da haberini okudum. Evet, çok yeni bir haber hocam. Maske vazgeçilmez. Yani siperlikli ya da siperliksiz. Ben maskede kullanılan materyale göre de onun geçirgenliğinin değişik olacağını düşünüyorum. Çünkü siperliklerde kullanılan materyal çok değişik. Cam kullanılanlar var, başka plastikliğinde farklı türevleri var benim konum dışında. Ama bizim ameliyathanede ve yoğun bakımlarda ve yüksek virüs ya da bakteri yükü olan yerlerde kullanılan, tekrar kullanılabilen özel başlıklar var. Bende de var, o yoğun bakıma girerken kullanıyorum. Onların önündeki materyalin etkinliği çok net olarak test edilmiş ve içeriye geçirmiyor. Ama Kobe'de testi yapılan materyalle büyük ihtimalle piyasada satılan herhangi bir plastikimsi bir materyal diye düşünebiliriz. Evet. Ama yine de Çağla Hanım, yani kısa ben sizin suratınıza doğru öksürdüğüm zaman evet araya koyduğunuz her bariyer yine bile size mi ulaşacak zerreciklerin azalmasını az ya da çok sağlayacaktır düşünüyorum evet diye düşünüyorum. Ama net bir şey var. Maskeden vazgeçerek değil. Maske değil, mutlaka yerinde durmalı. Olacaksa maskesi da maske siperlik artı olmaz. Siperlik olması tabii gerekiyor. Tabii, tabii, maske tabii, konusunda tabii dilerseniz sizin yorumlarınız çünkü çok önemli. Çeşitli maskeler var yine bildiğimiz N95'inden işte ne bileyim kumaş şeklinde olanlar bile var. Sadece hani kapatmış olmak için kapattığımız maskeler de var. Bunların koruyuculuk oranları ne kadar ve siz hangisini tavsiye ediyorsunuz? En güvenli, en korunaklı hangisiyle olabiliriz? Ben mümkün olduğunca ağız ve burnun bir materyalle kapatılmasını öneriyorum. Evet. Piyasada çok farklı cinste maske var. Halk arasında kullanılan maskeler var. Onların kumaşları farklı, materyalleri farklı. Birçoğu testten geçmemiş maskeler. Tabii. Cerrahi maskeler keza öyle. Çok farklı çeşitte 3 katmanlı olanlar var, tek katmanlı olanlar var. Bunların etkinlikleri farklı. Artı N95 ve N99 niteliğinde üretilen maskeler var. Ama en mühim olay şu. Filtrasyon etkinliği ne kadar? Birçok maskede bunu bilmiyoruz. Bililen markaların ya da bu testleri yaptıran markaların maskelerini kullanmakta fayda var. Ama bir konuyu da abartmayalım lütfen. Şayet siz 1,5-2 metrelik sosyal mesafeyi kullanıp hem konuşan hem dinleyen kişi ikisi de maske takıyorsa çok büyük oranda korunuyorsunuz. Ve buna çok özen göstermemiz lazım. Size bir örnek vereceğim. Buyurun. Şu anda ben Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesi Yoğun Bakım Bilim Dalı Başkanıyım. Bizim 32 yataklı bir yoğun bakımımız var. Ve Mart ayından beri giderek artan sayılarda COVID hastası alıyoruz. Şu anda bu 32 yatağın
14'ü COVID hastalığı, 18'e ve 22'ye çıkacağız pazartesi gününden itibaren. Bu burada çalışan 130 personelden 22 tanesinde COVID gelişte ya da yakınlarında COVID olduğu için karantinaya alındılar. Hı hı. Ama çok ilginç bir bilgi, bu 22 kişiden hiçbirisi hastalardan COVID almadı. Neden? Uygun maskeleri ve spiralikleri korunuyorlardı. Dolayısıyla halkımızın buradan çıkarım yaparaktan mutlaka maskeyi kullanmaları gerekiyor. Ve ben bunu basit bir karikatürle anlatıyorum. Keşke size önceden yollasaydım. Biraz da komik bir şey. İki tane küçük çocuk. Evet. Çiş yapıyorlar. Birbirlerinin üstüne çiş yapıyorlar. Erkek çocuk iki tane. Evet. Üstüne çiş yapılanlardan birisi pantolon giyiyor. Karşıdan gelen çişe engel olmak için. Ama çiş yine geliyor. Yine bacağı ıslanıyor. Bu sefer gidiyor karşısında bacağına işeyen çocuğa pantolon giydiriyor. Bu sefer üstüne hiç çiş gelmiyor. Çiş yapan kişinin kendi bacağı ıslanıyor. Onun için bizim takmamızın yanında karşındakinin takması çok daha çok önemli. Lütfen birileriyle yakın temasta, ki bu 1,5 metreyi geçmemeli, bulunuyorsanız karşınızdaki kişiye de maske taktırtın. Evet. Sizin takmanız yetmiyor, yoksa bacağınız çiş oluyor. Evet, çok iyi anladık hocam. Yani eğer karşımızdaki COVID'se bile veya bir eğer COVID'se 2 metrelik sosyal mesafeyi koruduğumuzda iki tarafta eğer maskeliyse bir virüsün bulaşma ihtimali neredeyse yok diyebilir miyiz? Evet. Hemen hemen yok diyebiliriz. Evet. Gökhan Hocam, var mı ekleyecekleriniz maske konusuyla ilgili? Yok, şöyle bir şey var. Biz artık maske konusunda toplum olarak bayağı bir disiplinize olduk. Hala işte maskeyi şurada takanlar, burnunu açık bırakanlar var ama mesafe konusunda da hijyen konusunda da iyiyiz. Hepimiz ellerimizi yıkarız. Sofradan önce, yemekten sonra falan. Ama mesafe konusunda çok başarılı değiliz. Hani buralarda başarılıyız ama özellikle bir restoranda, bir kafede oturulduğunda bakıyorum mesela bu masada 4 arkadaş, 6 arkadaş oturuyor ve bunlar yan yana oturuyor. Ve herkes maskeyi çıkartıyor, bir yandan yiyor, bir yandan sohbet ediyor. Bizim zannedersem yaptığımız en önemli hata o benim yani, ailemden birisi, o benim, evet, arkadaşım. Benim arkadaşım. Zaten belirtisi de yok, neden yan yana oturmayayım ki hatası aslında. Mesafe konusunda yeterince henüz tam olamadık. Evet. Doğru söylüyorsun. Kesinlikle katılıyorum Gökhan Bey'e. Evet. Kesinlikle haklı. Hocam, yeni yüz yüze eğitime başlandı. Anaokullara ve ilkokul birinci sınıflar. Okulların açılması tabii en başından beri büyük bir tartışma konusuydu. Siz ne düşünüyorsunuz okulların açılmasıyla ilgili? Çağla Hanım, bu sorduğunuz en zor soru. Hakikaten net cevap vermek zor. Şu anda Milli Eğitim Bakanı olmak istemem. Çünkü okulları açarsa da suçlu, açmazsa da suçlu. Değil mi? Doğru yanıtı yok bunun. Neden yok? Şimdi şöyle bakalım. Bu salgın 2 sene devam etti. Çocukları 2 sene okula yollamayalım mı? Mümkün değil. Uzaktan eğitimi herkese verebileceğiz mi? Mümkün değil. Uzaktan eğitim, ki bu öğretimle eğitimi ayırmak gerekiyor. İkisi birbirinden farklı şeyler. Birisi öğretim oluyor, birisi eğitim oluyor. Uzaktan öğretimle yüz yüze eğitim aynı şeyler değil. Çocuğun sosyal yapısı, davranışları, iletişimi birçok şeyi etkiliyor. Dolayısıyla okulları buna bakarsanız açmamız lazım. Ancak çocuklar da çok hasta olmamalarına rağmen, ki bu en tehlikeli yönü, virüsü taşıyıp başkalarına bulaştırabiliyorlar. Ve okul ortamında çocukları nasıl kontrol edeceğimizi bilmiyorum. Türkiye'de yanılmıyorsam 70 bin civarında derslik var. Bu dersliklerin hepsi gerekli fiziksel koşullara sahip olamaz. Gerekli el yıkama olanaklarına sahip olamaz. Okulda çalışan yaşlılar var, öğretmenler var, personel var. Giriş saatleri aynı, çıkış saatleri aynı, teneffüs saatleri aynı olursa felaket, hepsi problem. Bunları her yerde tam olarak kontrol altına alabileceğimizi ben zannetmiyorum. İsrail örneği ortada, okulları açtılar ve kapadılar ve ülkeyi karantinaya soktular. Evet. Aslında Türkiye'de yapılan tam bir okul açılması da değil. Bakın şunu yaptılar Türkiye'de. Anaokullarını ve birinci sınıfları açtılar. Haftada belli bir gün gidecekler. Evet. Ders saatleri kısıtlanmış oldu. Ve aile isterse yollayacak. Doğru. Çünkü bazı aileler var ki çocuğuna evde bakacak kimse yok.
İki anne de baba da çalışıyor. Çaresizler, bir yere yollamak zorundalar. Yolladıkları her yerde aynı risk var. Yollamak zorunda olan ailelere buradan tavsiyeler verebilir miyiz hocam? Vallahi ben şunu düşünüyorum. Türkiye'de okullarla ilgili bir test sürüşü yapılıyor şu anda. Hı hı. Bu test sürüşünün sonuçları 2 hafta sonra çok dikkatli değerlendirip bundan sonraki politika ona göre alınmalıdır. Ama test sonuçları değerlendirilirken de kriterler üzerinden değerlendirilmelidir. Bakın New York valiliğinin koyduğu kurallar var. Çok enteresan. Amerika'da 50 tane eyalet var. New York 35 eyalete kısıtlama uyguluyor. Eğer bu 35 eyaletten gelirseniz burada 14 gün karantinada kalırsınız diyor. Kriteri de ne biliyor musun? 100 binde şu kadar hasta olması ya da PCR testi yapılanların şu karılarında hastalık çıkması. Okullar içinde, aslında toplum içinde, aslında şehirler arası dolaşım içinde buna benzer kriterlerin net olarak koyulması lazım. Kriterleri koymadığınız takdirde kamuoyunun baskısıyla, benim duygularımla, sizin duygularımızla objektif olmayan kararlar verme olasılığımız artıyor. Doğru. Ama bildiğim kadarıyla Türkiye'de okulların açılması konusunda da, şehirler arası seyahat açısından da böyle net koyulmuş limit değerleri mevcut değil. Evet. Hocam son olarak önümüzdeki günlerde size göre kısıtlamalara tekrar geri dönülmeli mi? Ya da ne gibi kısıtlamalar olmalı? Nasıl bir yol izlenmeli? Kesinlikle olayın iki tarafı var. Birisi halkın uyumu. Biraz önce Gökhan Bey'in söylediği gibi maske olayında aslında mesafe kaydettik. El yıkama olayı, kolonya kullanma olayı çok önemli. Bunda da eskiye göre daha iyiyiz diye düşünüyorum. Evet. Ama sosyal mesafeyi koruma ve toplu aktiviteleri kısıtlama konusunda yetersiziz. Evet. Şimdi halkın bu yetersizliğini dönüp devletin aldığı kurallarla koydurmamız gerekiyor. Devlet bu amaçla bazı yeni kurallar getirmek zorunda. Bu saatten sonra dünyadaki genel fikirleri göz önüne aldığınız zaman İsrail gibi istisnalar hariç karantina olayı olacağını ben çok düşünmüyorum. Hı hı. Ama şehirler arası ulaşımın kısıtlanması, HES kodlarının daha reel hale getirilmesi, bunu biraz sonra açıklayacağım. İstanbul'da başlayan mesai saati kaydırmalarının tüm büyük şehirlerde uygulanması, İstanbul'da yapıldığı gibi mesai kaydırma yapılmaması, nasıl yapıldığını söyleyeyim. 8'de bir grup giriyor, 8.30'da bir grup giriyor, 9'da bir grup giriyor ama çıkış saatleri aynı. Olmadı, çıkışta kalabalık oldu bu sefer. Evet, doğru. Bunların birer saatlik arayla başlangıç ve bitiş saatlerinin birbirinden ayrı hale getirilmesi lazım. Bakın dün New York valiliğinin web sitesinde açıklama var. Diyor ki dün biz diyor 1070 tane işletmeye gittik diyor. Bunlardan 5'i kurallara uymadığı için cezalandırdık diyor. Kurumları ve bireyleri çok sıkı takip edip hiç istememekle birlikte cezai müeydelerin çok can yakıcı olduğunu realize etmemiz gerekiyor. Bunu yaptığımız takdirde uyum artacaktır. Sonuçta bundan hepimiz fayda göreceğiz. Şu anda aklıma gelen önlemler bunlar ama bu önlemleri almak için de kriterler koymamız lazım. İstanbul'a giriş çıkış olması için oraya giden ildeki PCR pozitifliğinin ya da 100 bindeki hasta sayısının kaç olması gerektiğiyle ilgili kriteri koyarsınız. Ondan sonra her valilik, her hıfzı sağ kurulu buna göre olayı denetler, devam eder. Peki. Hocam çok çok teşekkür ediyoruz. Bir soru da ben size sorabilir miyim? Buyurun, ayrılmadan. Tabii ki. Cevap vermeden çıkacağım. Buyurun. Şu anda Türkiye'de Sağlık Bakanlığı ilk açıkladığında, ben de yoğun bakımcı olduğum için 27 bin yoğun bakım yatağı vardı erişkinler için. Hı hı. Bu yoğun bakım yataklarında artış oldu. Çünkü ben biliyorum Sağlık Bakanlığı hastanelere, yeni pandemi hastaneleri açtı. Mevcut hastanelerde servisleri yoğun bakıma çevirdi. Hı hı. Bu sayının kaça ulaştığını bilmiyorum ama arttığını biliyorum ve bu açıdan en şanslı ülkelerden birisiyiz fiziksel altyapı açısından. Doğru.
Sorumu soracağım ve kaçacağım. Ya hocam. Sizce bu yoğun bakımlarda kimler çalışıyor? Kaç tane doktor çalışıyor? Kaç tane hemşire çalışıyor? Bunların eğitimi yeterli mi? Bunların sayısı artabilecek doğru mi? Doğru hocam. Yoğun bakımda çalışan hemşirelerin yoğun bakım tecrübesi var mı? Bu soruyu soruyorum ve cevaplamadan çıkıyorum. Cevabından sonra bizler veriyor olacağız hocamdan alıyor olacağım. Çok çok teşekkür ediyoruz hocam. Ağzınıza yüreğinize sağlık. Verdiğiniz değerli bilgiler için, zaman ayırdığınız için ayrıca teşekkür ediyoruz Necip. İyi yayınlar diliyorum Canan Hanım. Gökhan Bey iyi günler diliyorum. Sağ olun hocam. Sağ olun. Hocamız ülke genelinde bir karantina beklemiyorum dedi ama şöyle de bir haberimiz var, onu da iletmek istiyorum. Niğde'de karantinayı ihlal edenleri polis ve jandarma yakaladı. Koronavirüs karantinasını ihlal ettiği tespit edilen 5 kişi 900'er TL para cezası kesildikten sonra sağlık ekipleri ve güvenlik güçleri eşliğinde öğrenci yurduna yerleştirildi. Test sonuçları hocam pozitif çıktığı halde seyahate çıkarken yakalanan vatandaşlarımız bile olabiliyor. Bununla ilgili neler söyleyeceksiniz? Yani maalesef bu işte olayı çok ciddiye almamak ve konunun yeterince bilincinde olamamaktan kaynaklanıyor. Bir de bize özgü biraz boş verici ruh vardır. Evet. Ben bize özgü diye düşünüyorum. Hani ya bir şey olmaz abi, ne olacak falan filan gibi. Evet. Dolayısıyla hiç farkında olmadan en yakınlarımıza bile büyük bir kötülük yapmış oluyoruz. Maalesef. Canım ne olacak, işte 900 lira ceza yazıyorlar, kağıt alıp eve götürüyorsun. Allah kerim, bir ara bakarız, zaten af da çıkabilir falan filan gibi laflarla da o 900 liralık cezalar çok da bir anlam da taşımıyor vatandaşın gözünde. Ama sen onları alıp da öğrenci yurduna 14 gün karantinaya sokarsan işte o bize daha iyi bir hani doğru sopa olacaktır. O bizi daha ürkütecektir. Ona katılıyorum yürekten. Peki hocam, birlikte konumuza artık yavaştan geçiş yapabiliriz. Hava durumuna göre giyinmek ağrıları azaltıyor. Acaba biliyor muydunuz? Mevsim geçişleri bel ve boyun ağrılarının en sık yaşandığı zamanlardır. Çünkü genellikle insanlar hala bir önceki mevsime göre giyinmeye devam ederler. Aynen. Ağrıların en sık rastlanan sebebi soğuk ortamda kasların daha gergin olması sonucunda hareket kabiliyetinin daha kısıtlı olması. Soğuk havada omurga ağrılarındaki artışın bir diğer sebebi ise omurga eklemleri arasında bulunan sıvıdaki akışkanlığın azalmasıdır hocam. Evet, bunların hepsi çok doğru şeyler. Çünkü özellikle bu mevsim geçişlerinde ben genelde işte Ekim, Kasım ya da Nisan, Mayıs aylarını örnek veririm. Ya şunu giysen çok geliyor, çok şunla tuhaf olsan az geliyor. Çok yani çok böyle bir mevsim, evet, şey var, evet, ve işte sabah çıkarken bu lazım ama akşama kadar şunla gezeceğiz. Hı-hı. Hani hava ısınıyor öğlen falan. Dolayısıyla canım ne olacak, sabah iki dakika üşürüm deyip şunu almıyoruz çoğumuz. Evet, aslında bu bize bir atasözünü de hatırlatıyor. Yazın abanı al da kışın ister al ister alma. İster yani alma, kışın ister istemez alırsın zaten şu abanı. Yazında ama, ama aldırsın yazında al anlamında diye bir atasözümüz, evet, vardır. Biz bu mevsimlerde bu tip durumlarda özellikle artık hemen her yerde klimatize ortamın gelişmiş olması. Doğru. Sadece ne bileyim işte stüdyomuz bazı yerlerde değil yani, hemen mesela insanların evinde her de yerde, ofisinde de falan. Ve sürekli bir esintiye ve serinliğe maruz kalmak, insan bedeni böyle bir şeyi pek istemiyor. Bir de bu mevsimlerde biz biraz hareket edince tatlı bir nemleniyor vücut. Hı hı. İşte iki kat merdiven çıktık. Çıktığında işte ne bileyim 500 böyle metre şey, yürüdük. Terleme. Hafif terledik ama tatlı tatlı da bir serinlik var. İyi de geliyor. Biz bunların ikisini bir araya getirdiğimizde bizim kaslarımız kendini iyice kasıyor. Kasınca da ani bir harekette esnemesi gereken kas, ben şunu yapıyorum. Kasılıp kalıyor. Bu böyle esniyor. Ama ben bunu yapmak için bu soğuğu yediyse şey yapmıyor. Kasıyor ve kalıyor. Kasılıyor. İyice kasıyor. Bu işte yel girdi diye toplumda bilinen, işte hançer gibi bir şey saplandı. Belime bıçak girdi. Tornavidayla sanki oyuyorlar gibi. Küreğimin ortası, belimin ortası gibi. Oradaki yani insanın o bifteyi diyeceğimiz, hani insanın dik tutan o kalın adelelerdeki kasılma dayanılmaz bir ağrı yapıyor. Tabii. Bazen öyle bir ağrı oluyor ki ya 3 gün tuvalete bile emekleyerek gidip geldim dedirtecek kadar, yani yerimden kıpırdayamadım. Halbuki ne? Nefes bile alırken değil mi? Alırken bıçak korkuyordum diye gülmeye, ıkınmaya, ne bileyim işte derin bir nefes almaya bile, konuşurken bile yokluyordu dedirten ağrılar oluyor. Ama burada ölçü şu: belin ağrıdan kopsa o kadar da aslında kötü bir şey de yoktur. Yani kötülükten kastım sonuçta cerrahiye düşmeyi kastediyorum.
Kasla yani, alakalı bir problem. Bunlar genelde kasla alakalıdır. İşte bir takım sıcak su uygulamaları, bir takım ilaçlar, gerekirse fizik tedavi vesaireyle bunlar... İşte, yani ameliyat gerektirecek ciddi hastalıklarla karışmaz mı diyorsunuz yani kas ağrıları genellikle? Bu bel ağrıları genelde işte böyle kas tutulması ağrılarsa kas yumuşayınca bu da geçer. Zaten kötü bir şey varsa ya önce belim ağrıyordu ama iki gün falan sürdü ardından bacağıma indi. Yani benim siyatiğim çok ağrıyor. İse bunu mutlaka bir beyin cerrahı görmeli. Hangi bel ağrılarında mutlaka doktora başvurmalıyız sorusuna az sonra cevabını detaylı şekilde vereceğiz ama ondan önce mevsim geçişi ağrılarından nasıl korunabiliriz'e şöyle bir bakalım. İşte bu ıslak ve rüzgardan uzak duralım. Evet, mevsim geçişlerinde görülen kas ağrıları için genellikle basit ilaç ve kısa istirahatlar gerektirir diyor hocamız. Güçlü bir kas ve iskelet sistemi için egzersiz yapılmalı değil mi? Kaslarımız sürekli esneme egzersizleri aslında burada belki çok önemli. Günümüzde pantal yaşıyoruz biz. Evet. Arabayla gidip geliyoruz, ofiste oturuyoruz. Asansörle çıkıyoruz. Hani file taşımıyoruz. Bir şey yapmıyoruz. Biz birinci katı bile asansörle inmeye bakıyoruz. Olduk, o hantallık bizim kas sistemimizi zayıflatıyor. Hı. Aslında biz her yere olabildiğince yürüyerek gitsek, hareket merdiven etsek, inip çıksak hani birazcık böyle bundan bir 30-40 yıl evvelki gibi annelerimiz babalarımız gibi koşturuyor olsak, pek çok şeyi makinalar değil de kendimiz yapıyor olsak. Hı. Eskiden annem çamaşırı elde sıkardı. Ne bileyim işte çamaşırı elde yıkarlardı, bulaşık makine çok yoktu, elde yıkanırdı vardı, falan bundan 40 yıl 50 yıl evvelinde. Ama şimdi her şey modern teknolojinin bize sunduğu imkanlar, televizyonu bile kumandayla değiştiriyoruz oturduğumuz ay yerden. Evet ya, kim kalkıp ona basacak kim, diye hani, tuşlu olsa ya, kavga çıkardı. Tek kanalda kalırsın ama kalırsın. Bunu dırt 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 yani. O zaman da kalkmaya üşenebilirsin. Yayıncıların derdi zapping başlıyor. Doğru. Yeterli miktarda sıvı alınması tabii ki çok çok önemli. Çok. Aşırı sıcak ve soğuk havalardan uzak durulmalı söylemiştiniz. Kas ve eklemlerdeki baskıyı azaltmak için fazla kilolardan kurtulmalı da çok önemli bir madde. Çok, çok. Çünkü sonuçta aynı omurga, aynı kolon ve aynı kas grubu. Diyelim ki ben 70 kiloyken 70 kiloyu taşıyordu. Ben 90 kilo olunca 90 kiloyu taşıyor. Bu neye benziyor biliyor musun? 70 kiloluk adamın eline 20 kiloluk bir çuval ver sırtına. Bunu taşı kardeş sürekli de. O 20 kilo bir bavulu bile taşırken bir yerde yoruluyorsun. Doğru. Of diyorsun, bayağı ağırmış falan. E bunu düşün, şurada 20 kiloyu burada taşıyorsun. İşte biraz popoya, kalçalara yük binmiş. Biraz önde göbek artmış. E bunların hepsi İnsanı da dik tutan sistem arkada. Önde göğüs boşluğu, karın boşluğu var. Bu doğru, bunu habire öne doğru çekiştiriyor. Kas da bunu habire böyle tutmaya çalışıyor. Yani kilomuz varsa da ön tarafta, iri göğüslere sahipsek, göbeğimiz varsa ama iskelet sistemimiz, kas sistemimiz eğer güçlüyse ve onu taşıyabiliyorsak... O ona komaz. Komaz. Aynen. O yüzden bizde kas zayıflıyor, yük artıyor ve biz yaşlandıkça yük artıyor. Yaşlandıkça hareketsizlik artıyor. Ve o yüzden yaşlanmaya bağlı giderek bu bel, sırt, boyun ağrıları daha da bir gündeme gelmeye, herkesin beli ağrımaya, herkesin sırtı, boyun ağrımaya başlıyor. Ve yine hava değişimlerine uygun kıyafetler seçmeliyiz. Önemli maddelerden bir tanesi. Peki, bel ağrım var ama hangi ağrıda artık doktora başvurmalıyım diye soruyorsanız işte cevapları. Mesela tekrarlayan bel ağrısı diyor hocam. Mesela ne demek bu? Ne kadar tekrarlayan? Mesela bu yel girmesi falan dedik ya. İşte. Evet. Mevsim geçişlerindeki ağrı. Bu yılda bir kere olur, iki kere olur. Bazen iki yılda, üç yılda bir kere olur. Bu işte yel girdi. Hakikaten bir düşün. Ya iki gün evvel ben bir terleyip ceryanı yemiştim. Bir de bugünlerde bir şeylere de fazla gerginim. Stresle de çok alakalıdır. Çünkü bunlar basit bel ağrıları. Demin de söylediğimiz gibi evimizde, çekmecemizde bile olan basit antiromatizmal ilaçlar ve sıcak uygulamalar ve işte birazcık istirahatle falan bunlar geçer genelde. Geçiyorsa zaten bir sorun yok. Sorun yok. Ama tekrarlıyor özellikle ne bileyim ayda bir iki kere çok sık tekrarlıyor ya da tekrarlamıyor, bir kere oldu ve kaldı geçmiyor ve benim günlük yaşam kalitemi bozdu, ben eskisi gibi hareket edemiyorum, eskisi gibi yürüyemiyorum, eskisi gibi işte ne bileyim arabadan inerken, binerken, otururken, kalkarken bir takım bu ağrılar ikide bir beni yokluyor, altta yatan bir şey var bir çünkü şey var. Bu basit bir mevsim geçişi tutulması olsaydı işte biz o hapları içince geçecekti. Geçmiş olsun. Geçmiyorsa yani. Evet. Yani benim hafif ateşim olsa bir tane ağrı ateş düşürecek içerim. Ha, geçiyorsa demem ki hafif üşütmüşüm derim. Tamam. Ama bu geçmiyor 3 gündür, ateşim de artıyor, bir şey var o zaman. Gitmek lazım. Ve 6 haftadan uzun süren bir bel ağrınız varsa mutlaka doktora gidin diyorsunuz ki 6 haftada bel ağrısı çekilir mi bilmiyorum. Aynen. 6 haftada çok uzun. Ya 1 haftadan fazla sürerse
Bu basit bir yel girmesi değildir. Değildir tabii. Ama bel ağrısı, şimdi kronik bel ağrısı maddesini gördüm de orada onun için söyleyeceğim. Devam edelim. Bu belin yıpranması kaynaklı oluyor. Artık kasın değil omurganın, yani kaslar ayrı, bir de onu tutan kolon, hani binanın betonarmesinin de yıpranmışlığını gösteriyor. Bu işte yıllar evvelki düşme, çarpma, trafik kazası, ağaçtan düştü, merdivenden yuvarlandı, perde takarken düştü gibi darbeler, çok doğum, çok hammaliye işlerle uğraşmış olmak, özellikle ev hanımları hani her gün işte indir kaldır, kanepenin altını sil, üstünü sil, bilmem ne, hani hammaliye iş dediğim ya da erkekler işte yaptığı şeyler. Çok erken menopoz. Menopoz yani östrojen kadında makine yağı. Yağ kesilince makine pasını göstermeye, gıcırtısını yapmaya başlıyor kadında. Efendim bir de genetik. Altyapımız böyle, kurgumuz böyle. Yani benim rahmetli babaannem de böyleydi, annem de böyleydi. Kardeşimde de var, dayımda da var, amcamda da var gibi. Bu tip sebeplerle bel yıpranması öncelikle kendisini bel ağrısı olarak gösteriyor. Ve geçmeyen bir bel ağrısı. Evet. Bu geçmeyen bel ağrısında bir işte muayene ediyorsun, gerekli filmleri çekip bakıyorsun. Bel yıpranması var. Bu bel yıpranması kötü bir şey. Yıpranmışlık zaman içerisinde bu binanın artık çökeceğini gösteriyor. Hani haberlerde kolonları şöyle alıp elinde ufalıyor ya. O noktaya ya kadar muhabir. Gitmemek gerekiyor. Yani şu an söylediğinizden biz gitmesek de Allah ömür verdikçe sonuçta hepimiz eskiyoruz. Hayır, mutlaka yani ama. İşte bundan evvel önlemleri almak gerekiyor. Evet. Çünkü bazen öyle bir yıpranma ve buna bağlı eğrilme, kayma, omurgada işte bükülmeler falan ortaya çıkıyor. Hastanın yürümesi azalıyor, ayakta durması kısalıyor. O zaman biz bu hastaların beline metal çubuklar takıyoruz. Halk arasında platin denilen restorasyon yapıyoruz. Evet. Yani boğazda yıkılmakta olan Osmanlı yalısını yıkmadan yeniden restore ediyoruz. Evet. Bunlar hep ameliyat. Doğru. Biz bu ameliyatları yapıyoruz. Peki. Allah oralara getirmesin. İnşallah getirmesin. Allah hastalık diye. Olarak getirmesin ama biz de zamanında tedbir alsak aslında gelmeyeceğiz. Gelmeyeceğiz değil mi? Gelmemek için de bir zamanında hekime müracaat. Müracaat iki, çok önemli. Hekimin dediklerini yapabilmek. Yapabilmek. Biz dinleriz de bak mesafeyi bile yapmıyoruz. Doğru. Burada değil de hani demin konuştuk ya. Aynen. Maskeyi bile takmıyoruz yani. Bel ağrısıyla birlikte ağrının uyluk ve bacağa yayılması eğer söz konusuysa mutlaka en önemli. Doktora başvurun diye en hocamız. 3-4 günden fazla sürüyorsa ve işte evde kullandığımız basit antiromatizmal ilaçlarla geçmiyorsa, kalçadan dize topuğa doğru inen bir ağrı varsa sinire bir şey batıyor demektir. Batıyor demektir. Artık yani bunu mutlaka bir beyin cerrahının görmesini öneririm. İstemsiz büyük ve küçük abdest yapma. Evet. Bu da önemli. Bu eğer önemli. Eğer böyle durumunuz varsa diyor hocam. Zaten bu varsa sen ertesi gün koşa koşa geliyorsun, bu adamı getirtir. Zaten ya, bekleyemezsin. Nasıl olur yani. Anladın mı? Yani hani ağrıya ya işte gelir geçer falan diyoruz. Biz hani tevekkeli davranıyoruz. Dur bakalım hele falan yapıyoruz. İşte kendi kendimize bir şeyler yapmaya çalışıyoruz ama durup dururken bir anda çişin kaçtı. Ya bunlar 40 yılda bir stresten de olabilir. Ama bu artık birkaç kere olmaya başlıyorsa da. Bir iki kere oluyorsa herkes kendini bilir. Bu bende bir tuhaflık, ben böyle değildim hissediyorsan. Bu zaten gel ya da gel dememize gerek yok. Getirtir zaten. Bel ağrısının eğer şiddeti artıyorsa, artması söz konusuysa da. Şiddeti artıyorsa da orada bir şey demek ki habire sürtüyor. Şunu şuraya sürt acır. 2 dakika sürt daha acır. 10 dakika tabii, sürt tabii. Artık iyice hem yara beri olur hem acır. Artıyorsa bir şey orada bir şeyler birbirine sürtüyor. Kemikler sürtebilir. Bak elimizi bile evde şu kemiğimiz var ya kaval kemiği. Şuraya şöyle birazcık şöyle hafiften sürt. Evet, evet. Bu 2 dakikaya kalmaz acımaya başlar. Doğru. Kemik çok, kemiğin üstünde bir zar var. Çok ağrılıdır. Periost diye bir zar. Omur kemikleri de aradaki o kıkırdaklar, disk denilen yapılar, işte contalar diyeyim, hani eridi, kıvamını kaybettiyse bunlar birbirine artık kemikler sürtmeye ve işte yıpranmaya, dejenere olmaya başlar. Bu böyle pis ağrılar yapar ve bu işler hep zamanla cerrahiye, tadilata gelir. Gider. Büyük tamirata girer. Son zamanlarda kilo kaybı yaşıyorsanız diyor, bunun neyle bir bağlantısı var hocam? Son zamanlarda kilo kaybının direkt omurga yıpranmasıyla ya da işte fıtıktı şundu bundu pek bir alakası yok. Bir kanser tümörü. Ama Allah korusun işte bir mesela belde sinire bir şey baskı yapmaya başlayınca bel ağrısı ve kalçadan dize topuğa inen ağrı olur. Belde sinire basan şey
kireçlenme olabilir, işte kanal daralması olabilir, kıkırdak çıkmıştır, işte fıtık dediğimiz şey olabilir. Bunlar hayırlı şeyler. Evet. Yani hani keşke olmayaydı ama hayırlı. Allah korusun akciğer kanseridir, bele atlar. Kadında meme kanseri, bele metastaz yapar. Erkekte prostat kanseri, mide kanseri, bele atlar. O da metastaz dokusu da, tümör de gelir, sinire basar. Aynı işte ya belim ağrıyor. Benzer bir ağrı. Aynı sonuçta sinire bir şey basıyor. Tamam biz yani belki düşük bir ihtimal ama bunu bilmemizde bu fayda şer, var. Bu şer yani evet. Şer eyvah aynı. Tümör evet. Var bir de atlamış evet. Yayılmış falan. Evet. O yüzden hani belimiz ağrıyor geçmiyor 6 hafta bile değil. Bunu bir ilgili branş hekiminin ki beyin cerrahlarıdır bunlar görüp ya işte fıtıksa fıtık yani bunlar keşke bu da olmayaydı ama bazen hastalarım üzülüyor diyorum ki ya üzülme biz bunlara bakıp senin doğru, beline doğru. Tümör atlamış dediğimiz insanlar var. Allah başka dert vermesin. Amin diyelim hocam ve verdiğiniz değerli bilgiler için çok çok teşekkür ediyoruz. Ben operatör doktor Gökhan Özçınar hocama bir alkış rica ediyorum. Hocam uğurlarken ben hemen tekrar Gülenay'ın yerine geçiyorum hocam. Haftaya farklı bir takımla bekliyoruz efendim. İnşallah. Oldukça geleceğim. Evet Gülenay. Oldu herhalde. Evet, fırından hemen çıkartıyorum. Fırından hemen gelsin bakalım. Armutlu, bademli, baklava yufkasına sardığımız evet. Tatlılarımız çıtır çıtır da oldu. Çıtır çıtır oldular. Ay ne güzel ya. Vallahi yesim geldi. İşte çok benlik şeyler değiller bunlar ama şu anda bu şekilde yapıp üzerine alacağım. Üzerine de hemen pudra şekeri serpeceğim. Şu kenarını kırıp yemek istemiyorum şu an herkes böyle çıtır kısımlarından yufka yufka. Bu kısım böyle. Şu şekilde basit. De yapıyoruz. Çok güzel. Evet. Harika, ellerine sağlık. Şimdi burası gelelim bitti. Patates toplarına. Evet. Şimdi birazcık tavayı ısıttım. Çok burada az bir patates, haşlama patates hazırladım. Haşlanmış patatesim var orada, evet. Birazcık baharatları ve cevizi yağda kavuracağım. Allah Allah. Biraz o hem baharatların kokusu çıksın, böyle güzelce kendi yağlarını da bıraksın. Hı. Hem de ceviz de kendi yağını bıraksın diye. Hangi yağları, baharatları koyuyorsun? Kimyon, pul biber, karabiber ekledim. Cevizi ekliyorum bolca. Çok az böyle bir iki dakika karıştırıyorum. Şöyle karıştırıyorum. Evet. Bu arada sonra zaten da, patatesi dökeceksin evet, üstüne. Evet patatesin üzerine ekleyeceğim. Ama dökmeden önce? Dökmeden öncesinde İzmir tulumu var. Ay. Bir tulum peyniri var yani. Ay ben o İzmir tulumunu şu an senin o yaptığın baklava tatlısının üstüne koyup yerim. Olur. O da olur. Acıktın mı acaba? Gene ben o da olur. Patatesin üzerine ekledim. Burada bunlar kavruluyor. Ama diyeyim. Ne oldu? Hiç problem yok. Tamam. Sonra da patatesleri ekleyeceğiz. Evet, patateslerin o haliyle basit bir tarif olmuş olacak. Aynen öyle. Detayını az sonra alacağım ama ben hemen bir diğer kolumu davet etmem gerekiyor. Plastik estetik cerrahi uzmanı Doktor Oben Karakuş geliyor. Evet. Merhabalar Çağla Hanım. Rekonstrüktif. Yayınlar. Rekonstrüktif. Evet birazcık benim için aynen. Zor oldu. Çok alışkın olmadığım bir cümle. Nasılsınız? Teşekkür ederim. Siz nasılsınız? Gayet çok memnun oldum. Çok teşekkür ediyoruz. Sağ olun davetiniz çok için. Çok mersi. Biz teşekkür ediyoruz. Şimdi ilk olarak annelik estetiğiyle başlıyoruz. Annelik estetiği nedir? Buyurun. Evet Çağla Hanım şimdi anne olmak her kadının isteyebileceği en eşsiz duygulardan bir tanesi. Her kadın hem anne olmayı ister ya da pek çok kadın. Buna ek olarak da annelik sonrasında emzirme döneminde normal eski fit vücuduna tekrar geri dönmek ister. Evet. Fakat bu her zaman mümkün olmayabiliyor. Bazen alınan kilolar ve sonrasında uygun diyet uygulanmamayla, emzirme süresiyle ve hormonal değişikliklerle beraber evet. Annelerimiz her zaman eski formuna dönemeyebiliyor. Dönemeyebiliyor. Dolayısıyla doğru. Bir takım deformasyonlar olabiliyor. Hı hı. Hiçbir kadın da bu sonuçları kalıcı olarak kabul edip aynada kendisini beğenmediği evreye gelmek, buna alışmak zorunda değil. İşte bu devrede annelik estetiği devreye giriyor bu noktada. Annelik estetiği aslında bir tür ameliyatlar bütünü. Sarkık bir göğüs, çıkık bir karın, olmaması gereken yerlerde fazla yağ toplanmaları. Bunların hepsine müdahale ettiğimiz. Onu soracaktım. En çok hangi vücudun, en çok hangi bölgesi etkileniyor? Yani tabii ilk aklınıza göbek geliyor mu? Tabii elbette ki. Karın estetiği, karın germe estetiği. Bunu takiben meme estetiği, meme küçültme, meme büyütme, meme dikleştirme ameliyatları hastaya göre planlanabilir. Bunun dışında ek olarak liposuction, bel ve karın bölgesinde gerekiyorsa uyluk iç yüzlerinde, bacakta. Hatta diğer ufak tefek müdahaleler yine kola liposakşın, kol germe hastanın tamamen deformasyon derecesine göre planlanabilir. Annelik estetiği için uygun hasta grubu kimlerdir diye sorayım. Uygun hasta grubu gebelik ve emzirme sonrasında yaptığı tüm müdahaleler kendince diyet ve spora rağmen bu deformasyonlara engel olamayan hasta grubu diyebiliriz. Bizim için en uygun hasta grubu kalıcı deformasyonları olan
hasta grubu oluyor. Peki sadece bu problemler anne olduktan sonraki kadınlarda mı görülüyor? Değil. Aslında değil bu mi? Bahsettiğimiz cerrahiler her kadına uygun, her insana uygulanabilecek cerrahiler. Bunlardaki bu artışın sebebi aslında zayıflama cerrahilerinin artmasının sebebi. Zayıflama cerrahileri arttı. Mesela bariyatrik cerrahi dediğimiz tüp mide ameliyatı sonrası hızlı kilo verme veya uygunsuz diyet, A diyeti, B diyeti gibi aşırı kas kaybı ve kasların kullanılmadığı sporsuz diyetlerle hızlı ve gereğinden fazla kilo verilmesi sonucu yine bu ameliyatlara ihtiyaç duyabiliyor insanlarımız. Annelik estetiğinde en çok hangi operasyonlara ihtiyaç duyuluyor? En çok tabii ki karın germe operasyonu ve takiben meme cerrahisi. Hı hı. Burada tabii memeyi birazcık açmak gerekiyor. Meme cerrahisinde hastanın durumuna göre karar veriyoruz. Öncelikle eğer emzirme sonrası hastanın yeterli meme dokusu kalmadıysa ve memesi aşırı miktarda sarktıysa eski yerine toparlayarak dikleştirmek için protez kullanıyoruz ama ne gibi durumlarda? Eğer yeterli meme durumu yok, meme dokusu yoksa toparlasak da bizim elimizde yine küçük bir meme olacaksa, dik ama küçük bir meme olacaksa, küçük istemiyorsa daha büyük istiyorsa, o zaman meme protezi devreye giriyor. Hastanın yeterli dokusu varsa, sadece sarkması varsa o zaman toparlayarak meme başını eski yerine getiriyoruz. Burada proteze ihtiyaç yok. Hastanın kendi dokusuyla, otolog durumuyla yeniden bir meme inşa etmiş oluyoruz. Hmm. Veya tam tersi emzirmeyi takip eden memeler çok büyüdüyse, süt kanallarının genişlemesiyle, emzirme bittiği halde bu küçülme gerçekleşmediyse, fiziksel aktiviteleri etkiliyorsa, omuz ve sırt ağrısı yapıyorsa, keza kıyafet seçiminde hastamız zorlanıyorsa bu sefer de meme küçültmeye geçiyoruz. Meme küçültmeye geçiyorsunuz. Peki hasta isterse aynı anda kaç operasyonu birden yapabiliyorsunuz? Burada hastanın deformasyonunun derecesi bizim için önemli. Aslında süreyi fazla da uzatmamak gerek. Sonuçta bu yaptığımız ameliyatlar acil ya da şart olan zaruri cerrahiler değil. Hastanın isteğine binaen her ne kadar fonksiyonel etkileri olsa da estetik kabul edebileceğimiz müdahaleler. Dolayısıyla bizim için sınırları fazla da zorlamanın gereği yok. Sonuçta hastamız bir narkoz, bir anestezi alıyor. Dolayısıyla 6-7 saate geçeceğini düşündüğümüz operasyonları biz bölmeyi tercih ediyoruz. İki seans halinde, iki operasyon halinde yapmayı tercih ediyoruz. Onların bir iyileşme süreci vesaire. Tabii mesela önce üst vücudu hallediyoruz. Göğüs, belki etkilenen kollar. Bir sonraki cerrahisinde 3 ay sonra, 6 ay sonra hastamız ne zaman planlamak isterse bu sefer de karın germe veya liposakşın, belki bacaklara liposakşın iki seans halinde uygulamayı tercih ediyoruz. Bir anne mesela doğumdan ne kadar sonra bu tür ameliyatları olabilir? Yani tabii emzirme dönemini de katarak konuşalım. Emziren annede emzirme bittikten sonra en az 6 ay, mümkünse 1 yıl beklemekte fayda var. Neden? Çünkü emzirme ile beraber genişleyen süt kanallarının tekrar eski haline dönmesi lazım. Bir onun halini zaten bu eski lazım. Haline dönerken bu süt kanalları boşaldıkça meme boşalıyor. Yani aslında sonuç ve sebep aynı. Hastayı bize getiren şey de zaten bu süt kanallarının boşalıp memenin çökmesi, aşağı doğru sarkması oluyor. O yüzden 6 ay 1 yıl beklemekte fayda var. Bu hastanın gerçekten bu ameliyata ihtiyacı olup olmayacağından emin olmak için. Doğru. Daha çok hangi yaş grubu bu operasyonları tercih ediyor? Daha çok hangi yaş grubu? Şimdi günümüzde artık kadınların iş hayatına daha çok aktif olarak görev alması ve kariyer planlamasında çocuğu biraz daha geriye atmasıyla yaş yükseldi diyebiliriz. Artık bir üniversite yaşamı, onu takiben başarılı bir kariyerde çocuk planlaması genelde en sona bırakılabiliyor. 30-40 yaşına kadar anne olma yaşı ilerledi diyebiliriz. Dolayısıyla bazen bize başvuran hastalarda daha çocuk sahibi olmadan bile bu deformasyonları görüyoruz bu yaşlarda. Olabiliyor. Dolayısıyla yani. Daha gebe kalmadan bile şişkin bir karın, işte deforme bir karın, yağ fazlalıkları ve sarkık bir memeye müdahale edebiliyoruz. Ama annelik estetiği aslına bakarsanız en uygun birden çok doğum yapan hastalar için daha çok tercih edilebilir. Yani ilk çocuk değil ama 2 ve 3. çocuğu takiben aile planlamasında çocuk yapmayı bırakmak, çocuk planlamasını bitirdiğinde hasta bize başvurduğunda hani son bir final toparlama gözüyle bakabiliriz. O zaman daha etkili olabiliyor diyebiliriz. Peki kimlere uygulayamıyorsunuz? Mesela çok aşırı kilolu olan birindeki önce kilo vermesini istediğinizde oluyor mu? Elbette. Zaten çok aşırı bir kilolu hasta cerrahi açısından da uygun değildir. Anestezi evet. açısından da uygun değildir. Zaten bizim bu yaptığımız ameliyatlar Çağla Hanım aslında birazcık kilo vermiş. Fakat bu kiloyu uygunsuz bir şekilde, uygunsuz bir miktarda verdiği için sarkması biraz olan hastalar için. Olmuş, biraz sarkmaları olmuş. Evet. Bir de her zaman hastaya bir süre tanıyoruz. Hani hasta bu süre içerisinde belki de uygun bir spor diyetle, belki de deformasyon miktarını bir kısmı arttırabilecek. Belki ameliyatı bir tık öteleyebilecek veya belki iptal etmesine sebep olacak. Evet, siz o anlamda da yönlendiriyorsunuz anladığım kadarıyla. Peki ameliyat sonrası iyileşme dönemine gelelim. Nelere dikkat etmek biz gerekir? Hastalarınızdan olarak, neler bekliyorsunuz? Cerrahlar olarak biz hastaları çok fazla hareketsiz tutmayı sevmiyoruz. Olabildiğince burada tabii şunu konuşmak lazım. Ev yaşamına takiben sokağa çıkma iş yaşamına ne kadar çabuk hastayı döndürebiliriz. Dolayısıyla mümkünse bizim istediğimiz aynı gece hastanın yürütülmesi, bir iki gün içerisinde eve taburcu edilmesi, bir hafta içerisinde sokağa çıkabilmesi, iki buçuk hafta içerisinde de iş hayatına dönebilmesi.
sizin... Bizim için önemli olan evet. Bu. Peki ağrılı, sıkıntılı bir dönem midir? Sonuçta cerrahi tabii ki ağrılı olacak ama hiçbir hani böyle hayattan bezdirecek kadar ağrılı ameliyatlar değil. Hele meme için kesinlikle böyle bir şey söylemek söz konusu değil. Ama karın germe ameliyatlarında biz karından fazla yağ ve cilt dokusuyla şimdi beraber... Şimdi anne sezaryen olduysa mesela... Zaten çok uygun. Çok tabii ki. Aynı sezaryandan aynı izden girerek yeni bir iz oluşturmadan yeni iç çamaşırın içinde kalacak şekilde güzel. Tekrardan karın germeyi gerçekleştiriyoruz. Ama karın germede eş zamanlı olarak karın ön duvarını ve karın kaslarını tekrar sıkılaştırdığımız için bir tık daha memeye göre ağrılı oluyor diyebiliriz. Ama ağrı kesilerle tamamen kontrol edilebilir ağrılar. Peki annelik estetiği içerisinde doğum sonrası oluşan çatlaklardan kurtulmak da mümkün mü? Neler yapıyorsunuz mesela çatlaklar için çok merak ediyorum. Elbette. Sadece annelik estetiği kapsamında değil normalde de. Elbette. Şimdi çatlak zaten bildiğiniz üzere derinin elastikiyetini kaybetmesi sonucu oluyor. Hı-hı. Zaten bir deride çatlak oluşması demek, elastikiyetini kaybetmiş deri demek aslında bir daha eski haline dönemeyeceğinin en büyük habercisi oluyor. Fakat burada çatlağın lokalizasyonu yani bulunduğu yerle süresi bizim için çok önemli. Örneğin yeni oluşmuş bir çatlak, henüz rengi açılmamış, koyu renkli, diğer çatlaklarla birleşme eğilimi olmayan, çatallanma ve dallanma göstermeyen bir çatlak aslında cerrahi olmayan yöntemlerle bir takım azaltılabilir. Lazer yöntemleri, fraksiyonel lazerle biz bunlarda %20-%30 kadar toparlama sağlıyoruz. Tamam peki. Ancak uzun süreli çatlaklarda yani bir yılı bulmuş ve bu çatlakların rengi beyazladıysa yani cilt renginden daha açık görünen çatlaklarda o zaman artık bu tür tedavileri yanıt vermez cerrahi indikasyonu vardır. Biz de karın germe ameliyatında göbek deliğinin altında kalan bütün bu çatlak kısmını tıpkı bir pasta dilimi gibi olduğu gibi çıkartarak çatlaklardan hastamızı kurtarabiliyoruz. Yerine ne koyuyorsunuz? Üst göbeği, göbek deliğinin üstünde kalan karnı da aşağı doğru gerdiğimizde zaten hastanın düz bir karnı oluyor. Göbek deliği nereye gidiyor? Göbek deliğinde taşıyoruz. Orijinal yerine tekrar taşıyoruz. Alttan bir parça çıkartıyoruz, üst karnı uygun bir şekilde aşağı taşıyoruz. Göbek deliğinde yeni yerini transpoze ediyoruz, yani taşıyoruz. Bu göbek aslında bölgesinde çatlaklar için geçerli. Aslında göbek bölgesi altındaki çatlaklar için altındaki geçerli. Çatlaklar göbek için. Bölgesi üstündeki çatlaklar için henüz bir cerrahi tedavi maalesef yok. Ama oradaki fazlalıklar için de liposakşınla kombine ederek yine oraya düzeltme çabamız var. Neler yapıyorsun? Kendim tutasın geldi. Mini karın germe ameliyatının bu annelik estetiğinden farkı nedir? Mini karın germe ameliyatı aslında göbek altında çok hafif sarkması olan, yanlara kadar bel kısmına kadar devam etmeyen, hafif kilo alıp hafif kilo veren hastalara daha uygun. Eski sezeryan bahsettiğiniz gibi ameliyatı izinden de girilerek yapılabiliyor. Bu ameliyatın özelliği sezeryan izinden belki bir tık daha fazla olacak şekilde bir izimiz kalıyor. Boydan boya olmuyor. Ve bu ameliyatta az önce sorduğunuz üzere göbek deliğini taşıma yapmıyoruz. Sadece göbek deliği altındaki fazla olan birazcık cilt dokusunu çıkartıyoruz. Sadece. Haliyle daha basit bir ameliyat olduğu söylenebilir. Burada da şunu vurgulamak lazım Çağla Hanım. Minik karın germe ameliyatı total karın germe ameliyatının bir alternatifi değildir. Yani bunun bir seçimini hastaya bırakmıyoruz. Bu sadece uygun hastada. Eğer hastanın vücut yapısı ve deformasyonu buna uygunsa bunu uyguluyoruz. Anladım. Yoksa mini karın germe tüm hastalarımıza daha sempatik geliyor. Tabii ki yani daha çabuk kurtulacağım, daha az acı çekeceğim hissiyatı yaratıyor tabii mini deyince. Evet. Peki annelik estetinde az önce söylemiştiniz liposakşın yeri nedir? Biraz tabii, bahsedelim. Tabii liposakşın zaten bildiğiniz üzere biliyoruz. Kanüllerle girerek yağ dokusunun parçalanarak çıkartılması. Deformasyonu fazla olmayan, sarkması fazla olmayan, sadece yağ fazla olan kısımlarda herhangi bir kesi olmadan sadece birer santimlik kesilerden girerek herhangi bir izi kalmayacak şekilde kanül dediğimiz alıcı pipetlerle içeri girip oradaki yağları çekiyoruz. Evet. Tabii burada liposakşını bir kez daha vurgulamak gerekiyor. Liposakşın da bir kilo verme yöntemi değildir. Sadece annelik estetiği için konuşmuyorum, yapılan tüm liposakşınlar için konuşuyorum. Liposakşın sadece kilo verilse dahi uygun bölgelerde gitmeyen lokalize inatçı yağlardan kurtulma ve vücudu şekillendirme için yaptığımız bir ameliyat. Peki diyelim ki öyle bir liposakşın yapıldı. Sonradan tekrar kilo aldığımızda aynı yağlar yerine gelmiyor tabii mu? Tabii elbette. Gelir, hastanın tabii artık... ki liposakşın, biz liposakşın cerrahisini yaparak üstümüze düşeni yapıyoruz. Hastamızdan da bundan sonraki hayatında diyetine ve sporuna dikkat etmesini bekleriz. Kesinlikle. Eğer hastamız üstüne bir 30 kilo olursa tabii ki yaptığımız işlemin hiçbir faydası, kârı kalmaz. Gelecektir. Annelik estetiğiyle mesela meme karın ameliyatı olan bir kişi sonrasında mesela hiç planlamadığı şekilde eğer tekrardan planlamaya karar verirse hamile olmayı, gebe kalmayı mesela ne kadar sonra yapabiliyor? Bizim için önemli meme cerrahisi yaptığımız hastanın mümkünse en az 6 ay hatta belki 1 yıl boyunca gebe kalmaması, planlamaya gitmesi. Karın cerrahisi yani karın germe ameliyatı sonrası en az 1 yıl boyunca gebe kalmamasını öneriyoruz. Neden? Az önce bahsettiğim gibi zamanında portakal büyüklüğünde olan bir rahmin gebelikle onun 20-25 katına kadar büyümesi mevcut. Evet. Bu esnada karın duvarını öne itiyor, karın kaslarını gevşetiyor, fibroz bağları bozuyor. Biz bunları ameliyatla sıkılaştırıyoruz. Hemen takiben planlanan veya istemeden olan
bir gebelikte tekrardan bu karın duvarı önüne gidecek. Yaptığımız iş tekrar bozulacak. Hastanın bütün emeğimiz izinde, hastanın çektiği acılar da boşa gidecek. Mümkünse en az bir yıl boyunca. Ancak liposuction'da böyle bir kısıtlamamız yok. Çünkü liposuction'da karın ön duvarıyla bir işimiz yok. Sadece yağlarla işimiz var. Dolayısıyla liposuction'dan sonra hasta dilediği takdirde, dilediği zaman gebe kalabilir. Gebe kalabilir. Meme ameliyatı sonrasında hastada süt kanalları etkilenir mi? Bir zarar görür mü? Sonraki gebeliğinde emzirmesinde bir sakınca var mıdır? Öncelikle protez delikleştirmeden bahsettik. Protez cerrahisinde asla meme ve süt kanalları etkilenmez. Protez meme dokusunun altına, hatta kasın altına tercihen yerleştirilebilir. Meme dikleştirmede burada bizim için önemli olan meme başını eski yerine çekeceğimiz mesafe. Eğer bu mesafe çok fazlaysa evet, o zaman süt kanalları birazcık etkilenebilir. Yine meme küçültme cerrahisinde yağ dokusuyla beraber meme dokusu ve bir takım bir miktar süt kanalları da alındığı için evet, süt eski gebeliğine göre biraz da az gelir. Bu konuda düzenli olarak hastalarıma bilgi vermeye gayret ediyorum. Eski gebeliğiniz kadar gelmeyecek süt ama tamamen de kesilmeyecek. Veya bir memeden eskisi kadar gelip diğer memeden daha az geldiği durumlarda görülebilir. Bu anlamda uyarılarınızı yapıyorsunuz. Peki emziren annede mesela narkoz dışında lokal anesteziyle bu işlemler yapılabiliyor Tabii, mu? Tabii bir takım lokal anestezikler var. Gebelikte de güvenli kullanabileceğimiz. Tabii bu yaptığımız işleme has durumlar. Belli miktarda uyguladığımız takdirde gebelikte de güvenli lokal müdahaleler yapılabilir. Peki annelere mesela deformasyon oluşmaması için gebelik ve sonrasında neler yapmalarıyla ilgili tavsiyeler verebilir misiniz? Şimdi gebelikten önce bir şeyin istikrarlı olması çok önemli. Gebelikten önce eğer bir spor yapılıyorsa, beslenmeye dikkat ediliyorsa bunun gebelikte de ve gebelik sonrasında da devam ettirilmesi lazım. Yani aslında bu deformasyonların hiç olmamasının en iyisi bunun üzerine çalışmak. Olmadığı takdirde bir cerrahi bir endikasyonumuz da olmayacak. Yani bu konuda iki evlat yetiştiren biri olarak siz de bunun başarılı örneklerinden birisiniz. Sizin de söyleyecek bir şeyleriniz vardır eminim. Vardır. Çok kilo almayın. Hamilelik sırasında mümkünse almayın. Meme karın ameliyatlarının dışında bir de genital bir estetikten bahsediyorsunuz. Nedir bu? Tabii. Tabii tüm sarkmalar olduğu üzere bizim bu yaptığımız cerrahiler arasında vajen ve dış genital bölgesinde sarkma oluyor. Evet. Burada rahim içerisinde, vajina içerisinde bir kama şeklinde bir eksizyon yaparak oraya bir germe sağlayabiliyoruz. Aynı şekilde dış dudaklarda da asimetri sarkma olduğu takdirde lokal olarak dahi oradaki sarkmayı düzenleyip germe işlemini yapabiliyoruz. Çok güzel. Var mı eklemek istedikleriniz? Annelik çok güzel bir duygu. Çok. Anne olan herkes bunu zaten defalarca söylüyor. Bunun tadını çıkartmak çok önemli. Ama önemli olan bundan sonra da vücudumuza tabii ki dikkat etmek. Bize umarım ihtiyaç olmaz ama ihtiyaç olduğu sürede biz de hep buradayız. Son minicik bir şey daha soracağım. Evet. Hemen gözümden kaçmasın diye, bu Hollywood yanağıyla ilgili neler söyleyeceksiniz? O da çok konuşuluyor bu Hollywood yanağı, yanak inceltme ameliyatı. Şu şey değil mi? Şu. Aynen, bu elmacık kemiklerin biraz daha belirgin görünecek. Tam olarak yaptığınız hareket yanakların biraz daha şık görünecek. Uygun hasta grubu çok önemli. Her hastada yapılamaz. Yani aslında ağız içinden girerek ağzı dişlerimizin kenarında yaklaşık 1 santimlik bir kesiyle lokal olarak yapılabilen bir ameliyat. Hepimizin yanaklarında mevcut yağ paketleri mevcut. Bu paketleri uygun oranda çıkarttığımız takdirde burada bir gölgelenme, bir gamzelenme sağlamamız son derece mümkün. Bu da hoşlarına gidiyor galiba son dönemlerde. Hastalar çok seviyorlar, çok popüler. Adı da Hollywood yanağı zaten. Evet, peki. Doktor Oben Karakuş hocama çok teşekkür ediyorum. Ben teşekkür ediyorum. Davetiniz için sağ olun. Rica ediyoruz. Biz reklamlara gidiyoruz. Reklamlardan sonra devam edeceğiz. Buyurun. Çağla'yla yine bir gün yavaş yavaş sonuna geliyoruz. Sevgili Gülenay'ın yanındayız. Şöyle bir yaptıklarımıza bakalım. Patatesleri hazırladım. Hemen anlatayım kısaca. Evet, onu birazcık baharatlar. Evet, baharatları ve cevizi yağda çevirmiştim. Ve birkaç dakika sadece o hepsinin böyle bir aroması iyice çıksın diye. Evet. Daha sonrasında İzmir tulumu, haşlanmış patates ve baharatlı cevizlerle beraber güzelce yoğurup top yapıyorsunuz. Hepsi bu kadar basit. Tadına baktım az önce, mükemmel. Hepsi bu kadar basit. Ve bu tarafta da bir tatlımız 35 var. 35 saniyede yaptığın tatlı. Evet, 35 saniyede yaptığımız tatlı. İçerisinde armut, badem, birazcık böyle 2 yemek kaşığı kadar toz şekerimiz vardı. Onu hazır baklava yufkasında sardık. 8-10 dakika kadar fırınladık. Çıkınca da üzerine pudra şekeri. Bir pudra şekeri bitti gitti. Hepsi hazır. Ellerine sağlık. İyi ki varsın. Seni çok seviyorum. Siz de iyi ki varsın de. Yayınımızın da sonuna geldik efendim. Yarın görüşmek üzere. Kendinize lütfen o an dedik. Çok ama çok iyi bakın. Hoşçakalın. Daha fazla video izlemek için kanalımıza abone olabilir, İlk izleyen olmak isterseniz bildirimleri açabilirsiniz.